şu an hangi bilinç seviyesindeysek, hangi frekans salınımındaysak, hangi donelerle donanmışsak, bunları en yüksek potansiyelde ortaya koyma. Bu alanda olma zamanı. Eğer uyanış yolcusuysa bu uyarılar daha çok, daha hızlı geliyor. Sistem izin vermiyor. Şu an aklınızdan hangi düşünce geçiyor? Lütfen bunu bulmaya çalışın. Hangi olay, hangi ses? Celalettin Rumi diyor ya, rızkın peşinde şu insanlar koşmasaydı, bir dursalardı rızkın kendi peşlerinden koştuklarını görecekler. Çok dikkatli olmamız lazım. Nereden geldiği, hangi makamdan geldiği bilginin çok önemli. Evet, yoksa karanlık taraf da durmadan bilgi pompalıyor. Kesinlikle. Mutmainde olduğunu nasıl anlarlar insanlar? Mutmaine geldiğini nasıl anlarlar? Ayşegül Harputlu Can, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Sizleri her gördüğümde çok çok daha şahane oluyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, çok şükür. Bugün ikinci günü kandida diyetimin. Açım. Şimdi de şeyi unutmuşum. Mikostatin damlayı şimdi içtim. Ağzımın içi zehir oldu. Sadece yeşil çay. Aman yarabbi, çaysız duramıyorum. Çay demek ki benim büyük bağımlılığımmış. Ben de çayı çok severim. Kahveyle aram yoktur ama çayı çok severim. Kahve yasak. Kahveyi evet. Zaten herkese yasak diyorum. Aman diyorum, sakın içmeyin. Yok, evet. Homeopat olarak bizden evet, çok evet. Hızlanmıyoruz. Ama çay benim hayatımın ilki, teki. Demek ki bağımlılıkmış. İki günden beri bir başım ağrıyor. Çaysız inanamazsın. Şimdi yeşil çay. Sadece de yeşil çay. Pek yeşil çaydan hoşlanmam ama yeşil çaya da alışmaya başladım. Vay canına, hiç fark etmemişim, keşfetmemişim. Böyle bir yerlerde yeşil çay gece içilmez. Ne yapayım canlar? Benim yeşil çay, bir şey içmem lazım, sıcak bir şey. İçine limon koydum şimdi. Artık evet, şeker olsun. Diyetinizde kolaylıklar artık diliyorum. Olmak zamanı. Konu başlığımız çok heyecanlı bir konu başlığı. Evet, can. İnşallah altını doldurmak nasip olsun. Niyetimizi o şekilde oluşturalım. Ben de şöyle bir şey vardı, her daim itiraf edeyim artık bunu. Kaçıncı programımız oldu. Ben kafamda bir şeyi anlatayım diye düşündüm ama sistem buna izin vermiyor. Hiçbir zaman izin vermedi. Her daim onları bana unutturur, sonra akışta konuşturur. Demek ki diyorum, vardır bunda da bir hikmet, bir hakikat. Belki ruhlara ihtiyaç olan şeyleri Rabbim konuşturuyordur. Onun için inşallah yine buradaki bulunan güzel ruhlara, güzel gönüllere hitap edecek şeyleri, onları dönüştürecek, hakikatlerine kavuşturacak şeyleri Rabbim konuşturmayı nasip etsin. Niyetimizi bu şekilde oluşturarak başlayalım. Şimdi sevgili Ayşegül Can, sen birdenbire kaynağa bağlanıp kaynaktan anlattığın için, yani Ozan Partal sen, ben de kaynaktan anlatırım. Onun evet. için sözüm kesildiği anda bir saniye sonrası hiçbir şey hatırlamam. Bir saniye önce ne anlatıyordum hatırlamam. Hiçbir evet. şekilde. Onun için bu daha güzel. Bu özden, içten ne varsa hani olduğu gibi. Bilgiler başka. Bilgiler her yerde yazılı. Evet. Kaynaktan anlatıldığında her şey başka bir keyifli, başka bir güzel, başka bir heyecanlı. Ve çok ilginç bir şekilde şuradaki hak ediş. Şurada evet. izleyecek olanların kulaklarına göre geldiği için, hak evet. edişe göre geldiği için ben o kadar rahatım ki, o kadar huzurluyum ki. Evet sevgili Can, artık olmak zamanı diyorum. Ben sözü sana bırakıyorum. Dinlenmeye çekiliyorum. Tamam. Benim dinlenme saatim geldi. Şahanesiniz. Evet, artık olmak zamanı diyoruz. Akışta olmaya, teslimiyette olmaya da niyetimizi ortaya koyuyoruz. Şimdi olmak zamanı derken kelime olarak gerçekten gümbür gümbür bizi şöyle sarsan bir nokta. Çünkü olmak diye gerçekten bir hakikat var mıdır? Olmak demek şey. Acaba akışı ve bize gelen hakikati sınırlayan bir zihnin oyunu mudur? Bunları da konuşacağız sizinle. Ama olmak derken şu anki bilinç seviyemizde, şu anki hakikatimizde, şu anki idrakimizde, şu anki frekans seviyemizde bizde olanın en yüksek potansiyelini ortaya koyabilme kabiliyetidir. Aslında olmak dediğimiz süreç. Yoksa hakikatinde biliyoruz ki olmak dediğimiz şey sonsuz ve sınırsız bir döngü içerisinde her daim devam eden bir olgudur. Allahü Teala bile ne diyor? Her an şendeyim.
Her an bir yaratımdayım. Her an yenilikler, her daim akışlar. Şimdi ben burada oldum deyip o muazzam hakikatten, kaynaktan, hazineden gelen akışa nasıl ket vurabilirim? Böyle bir şey olamaz. Ama şu olacak arkadaşlar, artık şu an hangi bilinç seviyesindeysek, hangi frekans salınımındaysak, hangi donelerle donanmışsak, bunları en yüksek potansiyelde ortaya koyma. Bu alanda olma zamanı. Artık ötelemeler, ertelemeler, geçmişteki kurban bilincinde kalarak veyahut da bilinçaltının dehlizlerinde kaybolarak bizdeki misafirlere ev sahibi zannederek alanımızı artık şu istila boyutundaki enerjilerden arındırıp kendi mabedimizin ışıklarını yakma zamanı, kendi sorumluluğumuzu alma zamanı diyorum. Müthiş, müthiş, müthiş. Evet, ben akıştayım, ben dinliyorum. Sen anlat, bağlan artık. Şahanesiniz. Şimdi bunu önceden hemen belirteyim. Sizler de müsaade edersiniz. Yayının sonunda bir de çalışma yaptırmak istiyorum arkadaşlarımıza. Yaşasın sürpriz. Bu da evet. Sürpriz oldu, duyuru evet. Da yoktu sevgili canlar. Evet. Bu arada herkesi çağırıp gelin. Dostlarınız, hakikaten Ayşegül Arputlu herkes izlesin. Birilerine şu aşağıdaki şeyden, ok işaretinden lütfen canlı videoyu gönderin canlar. Haydi, katkı bekliyorum sizden. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şimdiden bunun bilgisini vereyim. Beyazıt Bestami diyor ki, bir insan diyor iki kere doğmadan melekût alemine gitmez. Şimdi bu olayın hakikati nedir? Bizler doğumlarımızı nasıl gerçekleştiriyoruz? İlk doğum anne rahminden doğuştur, değil mi? Bir diğer doğum ise varlık güneşinin doğuştur. Yani kendi sabitimizin hakikatini, ilmini ifşa ederek kendi ışığımızı, cevherimizi parlattığımız vakit işte bu varlık güneşinin doğumu demek oluyor. Bu çalışmamızda sizlere varlık güneşi doğumu çalışması yapacağız. Bir de nefis hayvanlarınıza bakacağız. Yani nefisler kendi hakikatinde hayvanlar olarak, cüretler olarak görünürler. Bir de 20 kişiye de onların anlamını hediye edeceğim. Onları yayına mı alacağız? Yayına almamıza gerek yok. Daha sonrasında yorum yazanlara Mukaddes Hanım. Biz onlardan seçeceğiz. Veyahut da siz seçersiniz. 20 kişi. Videonun altına yorum yazanları seçeceğiz. Evet. Öğrencileri de şunu olacaktır. Evet. Bunu yayının sonunda bir daha duyuralım. Çok azız şu anda. Yayının altına yorum yapanlardan 20 kişiyi seçecek sevgili Ayşegül Harputlu ve onlara söylediği analizi beden yapacak. Beden hayvanı diyoruz biz ona. Beden hayvanı. Evet. Her nefsin müthiş. Bir sürü vardı. Bu arada bir kez daha rica ediyorum. Aşağıdaki ok işaretini lütfen bütün takipçilerinize göndererek, canlı yayına göndererek bize katkı olun. Şu anda hepinizden bekliyorum canlar. Bu canlı yayın gerçekten 10.000 kişiyle yapılmalı. Samimi eksik söylüyorum olun. Size. Eksik evet. Olun. Sağ olun. Evet. Burada bilinç miracımızı yapacağız. Size gerçekten büyük hediyelerle geldim bu çalışmanın içerisinde. Bilinç miracımızı yapacağız, beden hayvanımızla çıkacağız, nefsimizi tanıyacağız. Nefis noktasındaki bilinç miracımızı yaptıktan sonra da melekût alemindeki yıldız yansımamızla varlık güneşimizi inşallah sizlerle beraber doğuracağız. Her çalışma kendi ilham boyutumla yaptığım çalışmalardır arkadaşlar. Başka yerlerde bulunmaz. Bugünkü çalışmada Mukaddes Hanım'ın güzel enerjisine inşallah hediye olsun, katkı sonsuz ve sınırsız olsun tüm izleyen arkadaşlarımıza da. Evet, ne dedik? Hakikatte bizler aslında üst alemlerde yaratılmış varlıklarız. Allah-u Teala'nın ilmi dahilindeydik. Rabbim dedi ki ben gizli bir hazineydim, görünmek istedim ve mahlukatı yarattım. O istedi. Bizler de ayağını sabite dahilinde, Rabbimin adalet, hikmeti dahilinde kün emriyle beraber Esma denizinden, ummanından her birimiz adalet tecellisiyle varlığımızı oluşturduk. Yaradan varlığımızı oluşturdu. Ayağını sabit dediğimiz olayı ben biraz daha güncel noktada anlatmaya çalışacağım ki daha genç olan arkadaşlarımız varsa da başka bir bakış açısıyla da bunu anlama boyutuna inşallah gelirler. Şimdi aslında ayağını sabit dediğimiz şeyle şöyle imgeleyebiliriz arkadaşlar. Sonsuz ve sınırsız olan bir esmalardan oluşan bir umman hayal edelim. Bizler de 99 esmaya giyindik geldik ama Rabbimin hakikati de sonsuz ve sınırsız zatın isimleri vardı ama biz beşer vasfını ancak bu kadarını kaldırabildiğimiz için insan olarak ancak bu kadarını hakikatinde üzerimizde ifşa edebilme kabiliyeti edindiğimiz için bu kadar esmayla bu dünyevi düzleme gelebildik. Bu ummandaki kün emriyle beraber o esmalar her birimizde adalet dahilinde, bakın burası çok önemli, muazzam bir adalet dahilinde
verildi ve her birimizde bir veyahut da birkaç esma, ki biz buna has esma diyoruz, daha açık bırakıldı. Bunu bir program olarak hayal edebilirsiniz. Üzerimizde bir programla geldik. Bu programlarda bazılarımızda el becerileri, yeteneği açık bırakıldı. Bazılarımızda daha realite, matematik alanı açık bırakıldı. Başkalarımızda daha fazla fenni ilimler ve hatta bilimsel noktalardaki yoğunluğumuz, ilgi alakamız açık bırakıldı. Diğerleri kapalı olarak dünyaya indirgendik. Niçin böyle? Çünkü oraların açık bırakmasının da muazzam bir lütfu ve hikmeti var. Çünkü Allah-u Teala oralardaki yetilerimizle, yeteneklerimizle bu dünyevi düzlemdeki varlığımızı oluşturarak diğer kapalı olan esmalarımızı da açığa açığa beşerlikten insanlığa doğru ilerlememizi istedi. Yani yine elimizde donelerle geldik aslında bu dünyevi düzleme. Şimdi biz hep ne diyoruz? Eyvah, biz üst alemlerde yaratıldık. Aşağıların aşağısı denilen bu aleme indirgendik. Halbuki buradaki iniş dediğimiz sürecinle bizlere kattığı muazzam bir derinlik var. Muazzam bir hakikat var. Bunun idrakine varır isek şikayette değil, gerçekten şükür enerjisinde olanlardan oluruz. Baktığımız zaman bizler üst alemlerde, şöyle metaforik olarak anlatacaksak, ruhsal varlığımız da şeffaf bir cam gibiydik arkadaşlar. Şeffaf bir cam. Bunu ruhla bağdaştıralım metaforik olarak. Şimdi ben şeffaf bir cama baktığım zaman kendi hakikatimi, kendi yansımamı görür müyüm? Göremem. Ondan gerisini görürüm, değil mi? Çünkü şeffaflık olduğu için hakikatinde. İşte bizler ruha şeffaf cama bir beden giydirildi. Kuru, kara bir toprak giydirildi. Tıpkı camın sırlanması gibi bizler de kara kuru bir toprakla sırlandık bu dünyevi düzene indiğimizde. Bu kara kuru toprak dediğim şey bizim kabımızdır, bedenimizdir. Etten kemikten kabul ettiğimiz beden vasfımızdır. İşte bu kara kuru toprakla sıvandığı zaman o şeffaf cam ayna vazifesi görmeye başladı. Derinleştik, kendi hakikatimizi görebilecek boyuta geldik. Kendi derinliğimizi, kendi hakikatimize, kendi ilmimize vakıf olarak Rabbimizi bilmeyi seçtik. Bizden onun için bu dünyevi düzlemdeki inişimiz de aslında daha da fazla varlığımızı derinleştirerek, daha da fazla yaratılışımızdaki sırlara vakıf olarak alt boyuttaki tüm süreçleri, tüm bilgelikleri, tüm öğretileri öğrenerek üst alemdeki bilgilerde daha da detaylı bilgi edinmek için bu yolculuğu yapıyoruz. Onun için haydi gelin, hadisi şerifte de denildiği gibi nefsini bilen Rabbini bilirden bir yola çıkalım. Bunun hakikatine bir vakıf olalım. Daha sonra da bu süreçte hangi aşamaları tek tek aşmamız gerektiği konusunda da beraberce sizlerle konuşalım. Şimdi Rabbini bil, nefsini bilen Rabbini bilir derken arkadaşlar, her birimizde bir nefis var. Biz nefsi de Mukaddes Hanım çok her daim daha kötücül bir noktada gördük. Çünkü bir dualite var. İyisi, iyi tarafı da var, kötücül tarafı da var. Cemal de var, celal de var. Ama biz her daim nefis dediğimiz zaman celal boyutunu, daha dualite kısmında karanlık kısmını gördük. Halbuki nefis denilen parça bize eklenmeseydi bu dünyevi düzendeki bu varlığımızı oluşturamazdık biz. Bu dünyevi düzlemde maddeleşebilme kabiliyetini edinemezdik. Bizler çok yüksek frekansta yaratılmış varlıklarız. Bu kadar yüksek frekansta yaratılmış bir varlığın bu dünyevi düzlemde genel olarak 62 ile 72 Hz arası salınması gerçekten büyük bir potansiyeldir. Gerçekten büyük bir kabiliyettir. Her yaratılmış bunu yapamaz. Bizdeki bu durumu kolaylaştıran şey de süreçte aslında nefistir. Nefis beni bu dünyevi düzlemdeki tekamülüm noktasında burada tutan enerjidir. Eğer o olmasaydı mana boyutundaki hakikatimiz de bizler burada ilerleyemezdik. Beşer vasfındaki hakikatlerimize bürünemezdik. O zaman ben eğer bendeki nefsi bilirsem, bendeki hakikati bilirsem, nefsimin zaaflarını, güçlü taraflarını bilirsem, onu terbiye etmeye yönelik tavır, tutum ve davranışları edinebilir miyim? Edinebilirim. Şimdi her birimizdeki nefis boyutu farklıdır. Ben örnek veriyorum. Açlığa daha uzun süre dayanabilirken belki Mukaddes Hanım daha az dayanıyordur. Onun daha güçlü olduğu noktalarda da benim o konuda biraz zafiyetim vardır. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman bizler artık kendimizi başkalarının nefis noktasıyla kıyaslamayı bırakacağız.
kendimizdeki nefsi bilerek, kendi nefsimizi mizacına yönelik hareket edeceğiz. Ben bu arada başıma gelen bir olayı anlatayım. Şimdi burada nefis noktasında da diyoruz ama çok da nefis noktasında benlikte de kalmayacağız. O da çok ayrı bir konu çünkü maazallah ayağımızda kayabiliyor. Şimdi örnek verecek olursak ben diyelim ki açlığa çok dayanıklıyım. Ama başkası B kişisinin şekeri düşüyor. Fiziksel konuda bir hassasiyet var. O kadar dayanıklı değil. Şimdi o kişi nefsini terbiye etme konusunda habire aç kalma gayretinde olursa bu yanıltıcı bir yoldur. Bakın nefse eziyet edilmez. Nefsin istediği verilmez ama ihtiyacı verilir. Şimdi nefsimi çok iyi tanıyacağım ki kendi tekamül noktamda bana hizmet etsin. Şimdi bende böyle bir zafiyet var nefis noktamda. Nefsimi de tanımıyorum. Ha bir aç bırakıyorum. Yatak yorgan yatıyorum. Ne ibadet kaldı, ne tefekkür kaldı, ne hizmet kaldı. Onun için bizler ne yapacağız? Kendi nefsimizin cihetiyle onu çok iyi tanıyarak Rabbimize ulaşacağız arkadaşlar. Ben bir gün bundan yıllar yıllar önce Mukaddes Hanım oturuyorum iş ortamında ve şöyle bir ahkam kestim. Gerçekten de açlığa çok dayanıklıyım. Yani şöyle Rabbim nasip ediyor dayanıklıyım diyeyim artık. Bir gün ahkam kesiyorum arkadaşlar. Dedim ki benim bu dünyada en kolay yaptığım ibadet oruç dedim. Çok kolay dedim benim için. Yani zaten rahat bir şekilde dayanıyorum. Çok rahat da tutuyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bu nefsini bilmek tamam. Dayanamadınız konuda, ertesi günü herhalde. Daha da fenası geldi. Daha da bir sınav geldi. Şimdi normalde bu benim nefsim değil mi? Bu nefsimi bildim. Lakin benlikte kaldım. Ben dedim. Ben çok iyi dayanıyorum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Allah bir rahatsızlık verdi bana. Doktor aç kalmamı yasakladı. Dedi ki aç kalamazsın. Çünkü tetikleniyor rahatsızlık dedi. O hastalık geçirdi. Tetikleniyor dedi. Aç kalamazsın dedi. O zaman dedim ki vay be dedim. İbadet de nasipliymiş. Ağzımızdan çıkan var ya. Kesinlikle. Çok hemen hemen dönüp geliyor. Yani hemen dönüp geliyor. Hemen. Yani artık bir haftaya kalmıyor. Can. Bir kesinlikle. Ama kişiden kişiye değişiyor Mukaddes Hanım. Eğer uyanış yolcusuysa bu uyarılar daha çabuk, daha hızlı geliyor. Sistem izin vermiyor. Verdirtmiyor. Yoldan sapmaya izin verdirtmiyor. Ama tabii bunu okuyabilirsek. Eğer bizler bu durumu okuyamasaydık ne olacaktı? Ben sadece ah tüh hastalandım görüyor musun? Açta kalamıyorum gibi gibi hayıflanmalarda kalacaktım. Ama orada okumaya başladığımız zaman kendimizi, nefsimizi, sistemi yoldan saptığımız noktaları görüyoruz. Hemen şöyle bir kendimize çeki düzen veriyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Onun için aslında bu uyarılar uyanış sahipleri için çok çok önemli. Yalnız değiliz. Her daim bir hakikat içerisinde, belli bir halka içerisinde tabiri caizse tutuluyoruz. Kendi sabitimizde rahatlıkla ilerleyelim diye. Zaman ki şaştığımız zaman hop ufak dokunuşlarla tekrar kendi sırat-ı müstakimimize çekiliyoruz arkadaşlar. Her birimiz bunları okuyanlardan, görenlerden olalım inşallah. İnşallah. Şimdi Rabbimizi bileceğiz. Rab enerjisi. Şimdi bu Rabbimizi bilmemiz için önce benim şu zihin dediğimiz zihin kabuğumu kırmam gerekiyor. Zihin kabuğumu kıracağım ki benim dışında otomatik olarak çalışan bendeki misafirin ev sahibi yaptığı bir alandaki, karanlık alandaki ışıkları yakabileyim. Daha sonra kendi hakikatime doğru yol alabileyim. Çünkü olmak zamanı diyoruz. Olmak zamanıysa ben ne istediğimi bilmem için dışarıdan beni otomatik olarak yöneten farkındalığımın oluşmadığı alanlara şöyle bir tanımam, şöyle bir yoklamam, şöyle bir ben artık geldim, uyandım ve alana sahip çıkıyorum demem gerekiyor. Zihin de bunların en başında gelen süreçlerden bir tanesi. Şimdi zihin dediğim şey nedir? Aslında kozmopolit bir şekilde oluşan değil mi? Doğduğumuz andan itibaren çevre faktörleri, anne baba öğretileri, edinimlerimiz, deneyimlerimiz, arkadaşlarımız şunlar bunlardan oluşan ben kalabalık bir cadde olarak imgeletirim onu. Kalabalık bir alanımız. Kim kime dumduma herkesten bir ses geliyor. Herkeste bir olay, bir gümbürtü kopuyor zihin noktasında. Bu zihni dolduran olaylar, durumlar, süreçlerin de ortak özellikleri akıl boyutuyla devreye girilmemiş, fikir üretilmemiş ve oradan çıkarım yapılmamış şeyler zihinde başıboş olarak dolanıyor arkadaşlar. Ben akıllımı devreye koyup fikir üretip çıkarım yaptığım şeyleri hop tecrübe olarak odalarıma yerleştiriyorum. Ama bunlar benim bilinçaltımda gözümden kaçan kargaşalar gibi
düşünebilirsiniz. Sonra ne oluyor? Tabii ki ben eğer alanıma sahip değilsem, bu kalabalık alanda kimin sesi daha gür çıkıyorsa, hangi olayın etkisi ve tesiri hala çok taze bir frekans olarak alanımda salınıyorsa, o benim yerime, mabedime sahip çıkmaya başlıyor. Ve ben bendeki misafirin farkında olmadığım için otomatik pilota bağlanmış gibi bir hayat yaşamaya başlıyorum. Ve maalesef bilinçaltının dehlizlerinde kaybolanlardan, başkalarının fikrine, zikrine işçilik yaparak onlara hizmet edenlerden, onların hayal ettiği yaşamın işçiliğini yapanlardan oluyoruz. Halbuki biz ne dedik? Bu dünya platformuna kendi sabitemi, bendeki programı bilip, bana yerleştirmiş olan cevheri bu program dahilinde açmaya geldim. Bu cevheri açacağım ki dünyaya bir şeyler verenlerden olacağım. Çünkü her zaman vurguluyoruz, biz bu dünyaya bir şey vermeye geldik. Allah-u Teala'nın bizde yerleştirmiş olduğu cevheri bu dünyevi düzlemi insanla hizmet noktasında katmaya geldik. Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla boyanarak kendimizdeki renkle bu dünyayı boyamaya geldik. Şimdi o noktadan baktığımız zaman, eğer zihni ben terbiye edemezsem, zihni hükmüm altına alamazsam, maalesef ve maalesef sabitemdeki, has esmamdaki hakikat ortaya çıkamıyor. Kuru, gürültülü bir yaşamdan öteye yaşamım gitmiyor. Bunun en pratik yolu da nedir? Bizler diyorum ya, şu yaşam dediğimiz, daha doğrusu yaşamak diyemiyorum, yaş almak diyelim. Çünkü yaşamak sabitemizle, kendi hakikatimizle, has esmamızla, cevherimizle parlamak demektir yaşamak. Ama diğer süreç yaş almak. Habire yaş alıyoruz dünyevi düzlemde. İşe gidiyoruz, çoluğun çocuğun peşinde koşuyoruz. Kendi hakikatimizden uzaklaşacak birçok ekstra angari işler yapıyoruz. Bizler bu dünyevi düzlemdeysek elbette ki his mertebesine de hizmet edeceğiz. Çoluğumuza, çocuğumuza, şuna buna bakacağız ama kendimize de vakit ayıracağız. İşte biz o kendimize ayıracağımız vakitleri, kendimizi bilmeye yönelik ayırdığımız vakitleri maalesef ekstra koşturmalar ve biraz da boş işlerle dolduruyoruz. Şimdi bu boyutta baktığımız zaman bunun zihnin en hüküm altına alınması gereken pratik noktası şudur. Herkes şu an lütfen kapatın gözünüzü arkadaşlar. Kapatın gözünüzü. Ben şöyle bir 20 saniye susacağım. Şu an aklınızdan hangi düşünce geçiyor? Lütfen bunu bulmaya çalışın. Hangi olay, hangi ses? Diyelim ki aklınızdan geçen düşünceyi buldunuz. Bunun duygusu nedir sizce? Bir de ona odaklanın lütfen. Evet arkadaşlar, sizler beni dinlerken bulmuş olduğunuz düşünce, o düşüncenin tesiriyle oluşan, tetiklenen duygu alanınızda aktif olarak çalışıyordu. Ben bunu kuantuma benzetiyorum. Kuantumda atom altı parçacıklarda süperpozisyon vardır ya Mukaddes Hanım. Gözlemci olmadığı zaman yaramaz çocuk gibi istediklerini yaparlar. Hop oraya baktığım zaman tak diye dururlar ve benim istediğim şekli şemali alırlar. İşte bizim zihin noktamızda süperpozisyonda, her an her yerdeler. Her an her türlü düşünce var arkadaşlar. Herkes tabiri caizse kol kola girmiş halay çekiyor. Ta ki ben bakana kadar. Ben alanıma sahip çıkana kadar. Şimdi aklınızdan geçen şu anki bulduğunuz düşüncenin yaratmış olduğu duygu durumu ne yapıyor biliyor musunuz? Alanınızdaki frekansınızı etkiliyor. Alanınızdaki frekans salınımınızı değiştiriyor. Ve değişen bu frekans salınımı enerji bedenlerinin tesiri altına alıyor. Özellikle enerji bedenlerinden aura alanımız bu frekansın tesiri ve etkisiyle manyetik bir alan oluşturuyor. Bu manyetik alanla da bu frekans salınımı hangi seviyeyse ve hangi duygu durumu bu salınımın içerisindeyse, o duygu durumunun içinde olan olayları, durumları, süreçleri size doğru çekmeye başlıyor. Bakar mısınız? Kendi hakikatimizin içerisinde olmamız gereken yaşamak eylemi maalesef elimizden neredeyse alınmış oluyor. İşte buradan kurtulmanın en önemli yolları, gün içerisinde ara ara şöyle bir gözlerinizi kapatacaksınız. Bakayım şu an düşünce olarak ne geçiyor, şu anki duygu durumu olarak ne geçiyor diye sık sık alanı
kontrol etmenizi istiyorum. Şimdi biz zihne de kızmayacağız. Çünkü zihnin de görevi bu. Zihnin bir görevi vardır arkadaşlar. Benim yaşadığımı sürekli bana hatırlatmaktır. Sürekli aktive olmasının nedeni, sürekli çalışmasının nedeni budur. Bakın eskiler şöyle derdi. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben yoğun bakımda çalıştığım zamanlarda bu eskilerin öğretilerini çok yapardım. Eskiler derdi ki birisi yatakta yattığı zaman ağır bir hastalık durumu varsa ki ben yoğun bakımda entübe makineye bağlı hastalarla çalışıyordum. Ara ara sağa sola çevir ki canlı olduğunu anlasın. Şimdi aslında orada zihni tetikliyorum. Ben de ara ara arkadaşlar hani bu dekübitüs olayın haricinde ara ara şöyle çevirirdim ki bak sen canlısın, farkına var diye aslında orada zihni tetiklerdik arka tarafta. Eskilerin öğretilerini diyorum hiç es geçmemek lazım. Ne varsa eskilerde varmış arkadaşlar. Lakin daha bilgilenmiş. Daha bilgilenmiş, evet. Ama olan şu, eskilerde de şöyle bir hakikat var. Konuyu bozmayayım ama burası önemli olduğu için de vurgulamak istiyorum. Kulaktan kulağa oyunu gibi içi boşaltılarak geliyor. Ve en son işiten kişi bu hurafe diyor. İçi o kadar boşalıyor ki. İşte Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri eserinde şundan bahsediyor arkadaşlar. Dünyanın altında dünyayı destekleyerek tutan bir melekten bahsediyor. Ve bu da diyor öküz şeklindedir. Peki bu kulaktan kulağa nasıl geldi bu zamana kadar? Aa eskiler var ya hani şöyle zannediyorlarmış. Dünya öküzün boynuzlarındaymış. Salladığı zaman deprem olurmuş. Bakın ne kadar içi sağıltılarak, ne kadar boşaltılarak geliyor. Eski alimlerin kitaplarını okumak bence onun için çok önemli. Çünkü bilgi maalesef anneannelerden, dedelerden bize aktarılamamış. İnşallah bizler o eserlerle tekrar bağlantıya geçerek gelecek nesillerimizi en güzel şekilde dolu dolu yetiştirelim. Çünkü zihni kırmanın bir diğer yolu da öğrenmektir. Zihin ne zaman susar biliyor musunuz? Hiç bilmediği bir konuda susar. Çünkü zihin dediğimiz şey detaları biriktirmiştir, biriktirmiştir kendince. Çocukluğundan beri birçok arka planda bir şeyler biriktirmiştir. Onunla beraber çıkarım yapmaya çalışır, ezber çıkarımlar. Ben ne zaman ki onun bilmediği bir konuda okuma yaparsam, öğrenim yaparsam susar. Çünkü bilmiyor, sessizleşir. Orada bir çıkarım yapamaz. Onun için gelin, ben her daim diyorum, derslerde de anlatmaya çalışıyorum. Eski alimlerin kitaplarını bir okuyun. Eğer hiç okumadıysanız, o alanlarda vakıf olmadıysanız bir deneyin arkadaşlar. Zihin sakinleşiyor. Çünkü zihni sakinleştirmemize ihtiyacımız var. Eğer zihin sakinleşmezse maalesef ve maalesef bizi hüküm altına alıyor. Aceleci tavırlarımız başlıyor. Bakın zihni baskın olan kişilerde ortak gördüğüm özellik. Çok acelecidirler. Çok paniktirler. Ve her cevap karşı taraftan almak isterler. Halbuki senin okuma diye bir eylemin var. Okuyabiliyorsun. Gözlerin görüyor Allah binlerce şükür. Çoğu arkadaşımızın. Göremeyen güzel arkadaşlarım da başka yöntemlerle okuyabiliyorlar. Okuyabiliyoruz. Tefekkür edebilme kabiliyetimiz var. Derin düşünme kabiliyetimiz var. Lakin bunları yapmayı bıraktırıyor zihin tarafımız. Diyor ki sen cevap ver. Okumayın. Sen söyle. Bu niye böyle? Bu niye şöyle? İşte yazmışız oraya. Derin akıl sahip. Derin akıl sahipleri ne demek? Şimdi güncelde o kadar çok bilgiye ulaşacağımız alan var ki eski zamanlar gibi değiliz. Bilgi her an her yerde. Sadece gideceğiz ve alacağız arkadaşlar. Lakin zihin noktasında kaldığınız için zihin derin düşünemiyor. Sığlıkta kalıyor. Çözüm odaklı olmaktan ziyade tüketici şeklinde çalışıyor. Evet. Hemen ver. Hemen bilgiyi ver. Maalesef ve maalesef zihin noktasında kaldığımız zaman dinlemeyi de beceremiyoruz. Dinleme sorunları oluyor kişide. Halbuki dinleseler bir sonraki cümlede cevap gelecek. Bir altta biraz sabretseler bir sonraki günde cevap gelecek onun sistem tarafından. Lakin orada bir sabır konusunda da kişilerde tahammülsüzlük olabiliyor. Peki zihni susturmanın veyahut da kontrol altına almanın bir diğer yolu ilim dedik. Şimdi zihnin şöyle bir hakikati vardır arkadaşlar. Karanlıkta çalışır zihin. Karanlık alanda çalışır. Karanlığı çok sever. Ne zaman ki bizler kalp makamındaki akla denk gelen sadır katmanını parlatmaya başlarız, aydınlanmaya başlar içerisi. Aydınlandığı zaman zihnin hükmü ortadan kalkar ve bizim emrimizin altına girer.
Peki sadır dediğimiz alan nedir? Şimdi bizler aklı her daim bir öğrenme adına, akletme adına hangi organımıza verdik? Beynimize verdik arkadaşlar. Halbuki baktığımız zaman kalbin de idrak etme, öğrenme kabiliyeti vardır. Bunu birçok ayette de karşımıza çıkar. Şimdi ben şuradan birkaç ayet örnek almıştım. Onları söyleyeyim isterseniz size. Hac, bakın. Hac akletmek için onlarda kalp yok mu? 22'ye 46. Yine Araf suresinde kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Bakın kalbin öğrenme ve bilme kabiliyetine dair Kur'an-ı Kerim'de daha bunun gibi birçok ayetler var. Birçok bize ısrarla gösterilmek istenilen cümleler var. İdrak edilmesi gereken marifet boyutundan akan hakikatler var. Yeter ki bunları görmeyi seçelim. Ama biz beyne verdik değil mi bu vazifeyi? Halbuki beyin dediğimiz organ kalbe hükmündedir. Kalp iyi olduğu zaman bedendeki tüm organlar iyi oluyor. Artık bunu biliyoruz. Burada bir hiyerarşik nokta da vardır. Bir vezir konumu da vardır. Olaylara hakimiyet noktası da vardır baktığımız zaman. Buradaki kalp noktasındaki öğrenme alanı da en dış katmandaki sadır makamdır. Kalp dört makamdan oluşur. Sadır, yani Tirmizi'ye göre böyledir arkadaşlar. Sadır, kalp, fuat ve lüb. Sadırı denizin sahili gibi hayal edebilirsiniz. Sadır makamına dünyevi düzlemdeki arzular, nefsani boyuttaki arzular ve şeytan ulaşabilir. Sadır makamına kadar. Yani sahilde dolaşabilir. Böyle hayal edebilirsiniz. Lakin sadırdan sonraki kalp makamı dediğimiz ummana şeytan giremez. Dünyevi arzular giremez. Nefis ulaşamaz. Onun için... İkincisi mi? Bunun bir üstü mü? Hangisi? Evet, bu? En dıştaki sadırdır. En dış sadırdır. Tamam. Bunu dilimizi şöyle metaforik olarak anlatır. Sadırı gözümüzün beyazına benzetir. Renkli kısmı kalp makamıdır. Ortadaki göz bebeğimiz baktığımız zaman fuat makamıdır. Göz bebeğinin içindeki ışıltılar da lüp makamıdır. Çok latif bir makamdır orası. Şimdi bizim şu anki akıl idrak noktası sadır makamı. Şimdi eski alimler diyorlar ki bir bilgiyi öğrenmek istediğim zaman ben sadır makamı parlamaya başlıyor arkadaşlar. Bir ışık enerjisi gibi düşün, parlamaya başlıyor ve göremediğim alanlardaki, karanlık alanlardaki bilgileri görüp bana doğru gelmesini sağlıyor. Şu aklımdan bir şey geçti, pat diye gazetede karşıma çıktı. Veyahut da bir şey oldu, arkadaşım geldi söyledi dediğimiz eylemler, fiiller, tecrübelerimiz var ya hayat içerisinde. İşte o sadır makamının hakikatidir. Ya da sadır, yoldan geçerken sana lazım olan bir cümleyi duyuyorsun. Kesinlikle. Kaldırımda yürüyen birinden duyuyorsun. Kesinlikle. Burası sadır makamıdır. Ve tesadüf değil. Kesinlikle değil. Sadır makamı parlar ve sana gelecek o sorduğun sorunun cevabını bulacağın karanlık alanları aydınlatarak bir de sana doğru çeker. Bakın kalpteki aslında baktığımız zaman manyetik etkiye bakın, enerji ve tesirine bakın. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman sadır makamına ama ne dedik? Bakın buraya dikkat edeceğiz. Şeytan girer, nefsane arzular, dünyevi düzendeki arzular girer dedik. Onun için sadır makamı sürekli arkadaşlar cenk meydanı olarak kabul edilir. İyinin ve kötünün sürekli savaştığı cenk meydanı sadır makamıdır. Onun için eğer iyilik kazanırsa kalbi nurlandı derler. Kötülük kazanırsa kalbi karardı derler. Bunlar sadır makamının hakikatinde olan şeylerdir. Bizler enerjisel olarak sadır makamımızı temizlersek, kalp makamımızı arındırırsak, güzel duygular, güzel düşüncelerle bu cenkte hep iyilerin kazanmasına vesile olursak kendi içimizdeki, işte o zaman kalbi nurlananlardan oluyoruz. Kalbi nurlanan insanların da ilmi, bilgisi her daim, her geçen gün çok çok daha fazla artıp bir de başkalarına vesile olma noktasında da muazzam bir cömertlik alanına da geçebiliyorlar. Evet, o zaman zihnin kırmanın en önemli yolu akıldır arkadaşlar. Sadır makamı, kalp makamı, beyin, kalp, akıl makamı bu zihin noktasındaki kilidi kıran en önemli özelliktir. Bu yer, gök, sema akıl üzerine kurulmuştur zaten. Bu dünyevi düzlemde arş-ı alemin altı akıl boyutu üzerine kurulmuştur. Akıl, ruh, kalem,
Bunların üçü de aynıdır. Aslında baktığımız zaman her biri de akıl noktasını temsil eder. Ben aklımı devreye koyduğum zaman fikir boyutu ortaya çıkacaktır. Aklı bir alet gibi düşünürsek fikir de onun neticesidir. Bir çıkarım yaptırıp beni bir harekete geçirecek, eyleme geçirecek boyuttur. Aklı bir ağaca benzetirseniz fikir onun meyvesidir. Akıl arıysa fikir baldır. Böyle düşünün lütfen. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman ben aklı devreye koyacağım. Nasıl koyacağım? Bol bol ilim öğrenerek. Bakın akıl öğreneceğiz. Onu bir güzel sindireceğiz. Tefekkür edeceğiz. Yorum katacağız. Bu benim kendi naçizane düşüncemdir. Zeka okuyup okuyup ezberlemek değildir bana göre. Zeka dediğimiz şey öğrendiği bilgiyi yorumlayabilme kabiliyetidir. Bu benim naçizane kendim fikrim. Dinimize baktığımız zaman burada da tefekkür yok mudur? Burada bir yorum yok mudur? Her birimizin kendi biricikliği, kendi sabitemizden bahsediyoruz. Her birimiz kar tanesi gibi eşsiziz diyoruz. Her birimizin kendi sabitesinde biriciklikler vardır diyoruz. Alimler diyorlar ki hiçbir seyri sülük yoktur ki bir diğerinin benzeri olsun. Yollarımız bile farklı. Allahü Teala ile kurduğumuz bağlar bile farklı arkadaşlar. Yine alimler diyorlar ki bırakın insanları diyorlar. Nefes sayısı kadar Allah'a giden yollar vardır diyorlar. Bakın nefes sayısı kadar. Günde yaklaşık işte 20 ile 22 bin nefes aldığımızı varsayarsak düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala her an bir şendedir. Her an bir değişim, dönüşüm ve yaratım alanındadır. Ve yeni yeni yollar her nefesle beraber yeni bilinçlenme, yeni aydınlanma, yeniden kendini, hakikatini bulup dirilme enerjisini aslında alanımızda oluşturabiliriz. Onun için aklımızı merkeze koyacağız. Bol bol ilim tahsil edip, bol bol öğrenip arkadaşlar fikirler oluşturacağız. Bu fikirlerle beraber güzel çıkarımlar yapacağız. Çıkarımlarımızla beraber insanlara hizmette cömert olacağız. Hizmetten geri durmayacağız. Bu noktayı gerçekleştirirsek işte zihnin hükmünün artık bertaraf olduğu bir alandan alemi seyrederiz. Akıl boyutuyla seyrederiz. Akıl bu dünyevi düzlem için geçerlidir. Akıl beni bağlayandır. Bakın akıl noktası beni bağlayandır. Şimdi ben aklı aktifleştirdiğim zaman kalem yazmaya başlar. Kalem yazmaya başlıyor. Ne yazmaya başlıyor? İşte kadersel örüntü dediğimiz kendi hakikatimi akıl, ilim boyutuyla ne yapıyorum? Zihnin elinden alıp kendi hakikatimle ben yazıyorum. Zihnimdeki bir öğretmenin sesinin işte bir alfabeyi de öğrenemedin sen ne tembel kızsın sesinden kaderimi alıyorum arkadaşlar. O zihni artık hükmüm altına alıyorum. O zihne sus diyorum ben varım artık. Ben ve yetişkin bilincim var. O kalemi alıyorum ve yazmaya başlıyorum kendi hakikatimi. Kendi kadersel, cüz-i irademdeki kadersel örüntümü yaşamaya ve yazmaya başlıyorum. Onun için akıl bizi bağlayandır. Burada ayağımızı yere sağlam bastırandır. Abdülkadir Geylani şöyle söyler, çok da hoşuma gider. Şimdi bizler akıldan geldik ama arkadaşlar akılda da kalmayacağız. Olmak için akıl da yetmiyor bize. Şimdi zihni yönetimin altına aldım, tamam. Artık onu nasıl yapacağımı biliyorum değil mi? Ara ara kontrol edeceğim, bol bol öğreneceğim, ilimler öğreneceğim, üzerinde düşüneceğim, tefekkür edeceğim, araştıracağım. Burası akıl ve sadır noktayı parlatacağım. Akıl bu dünyevi düzendeki beş duyum ve sınırlı algıyla bana birçok veri verip bir güzel de sentezletiyor. Burası da şahane ama ben madde boyutunda değilim ki. Bir de benim ruh boyutum var değil mi? Baktığımız zaman akıl, kalem, ruh. Şimdi ruha doğru gideceğiz biraz sonra. Halbuki bu üçü de aynı anlamda olsa da her biri farklı noktalarda bizlere hizmet ediyorlar. Marifet dediğimiz bir boyut var. Şimdi akıl olayım. Bu dünyevi düzlemde benim varlığımı inşa etme noktası bana hizmet ederken bu madde boyutuna bakan kısımda kalıyor. Ama bir de benim mana boyutuna bakan kısmım var. İşte orası da marifet boyutudur. Ve marifet boyutu dediğiniz şeyler kalbi düzlemden öğrenilen bilgilerdir. İlham ve rüyalarla gelir buradaki bilgiler. Şimdi ilimle marifet arasındaki farklardan biraz bahsedeyim. Sonra da Abdülkadir Geylani çok güzel bir sözü var ikisini dengeleyen. Ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi
İlim dediğimiz şey akılla edinir arkadaşlar. Ve ilmin kendi hakikatinde çaba vardır. Bakın biz bir şeyi öğrenmek istersek, bu ister bir cebir olsun, ister sözel bir alan olsun, ne yapıyoruz? Çalışıyoruz, 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 gayret ediyoruz ve öğreniyoruz. Bu ilmin hakikatidir. Marifette ise çaba yoktur. Allah'ın izniyle kalbi düzlemde akışta olur. İlim gayretle, marifet hakikatle, kolaylıkla kendiliğinden kalbi ilham yoluyla olur. Biz beşerlerde ilham yoluyla olur arkadaşlar. Veyahut da rüyalar boyutuyla olur. İlim dediğimiz şeyi öğrenebilmem için çaba gerekiyor. Marifette çaba yok. Dediğimiz gibi kendiliğinden oluyor. İlim nefsi düzlemde olduğu için çabuk unutulur. Ezberleriz, ezberleriz, çalışırız, çalışırız. Tak bir süre sonra unuturuz eğer tekrar etmezsek. Lakin marifet asla unutulmaz. İlim yaratılmışı bilmek için gereklidir. Marifet yaratanı Allah'ı bilmek için gereklidir. İlim bilene alim denir, marifet bilene arif denir. İlim eşyayı bilmek için gereklidir. Bu dünyevi düzlemde eşya boyutundayız değil mi? Bilmek için gereklidir. Marifet ise eşyanın ardındaki hakikati bilmek için gereklidir. Marifet akışı kalbi tesfiye ile, arınmayla, temizlemeyle ve Allah'ı sevmekle olan bir hakikattir. İlim boyutu ise öğrenmekle, ezberlemekle, çalışmakla, çabalamakla, araştırmakla olan bir hakikattir. Her alim arif değildir ama her arif alimdir. Yani ariflik enerjisel boyutta da arkadaşlar, makamsal olarak da alimin üstündedir. Onun için ben nasıl sadece akıl ve ilim boyutuyla kalabilirim? Bu çok büyük bir nakıslık ve eksiklik olur. Marifet noktasına aktifleştirmenin en güzel yolu da kalbi arınma, ahlaki yaklaşımlar, insan olabilme kabiliyeti. Ben her zaman diyorum ya, gerçek insan olma. Ya içimiz, dışımız bir, sözümüz, tavrımız bir. Söz mü verdik? Tutacağız arkadaşlar o sözümüzü. Elimizden geldiği kadar doğru sözlü olmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar şu rızık olayı var ya, şu rızık olayının bizim olmadığının bir farkına varacağız. Ben çok üzülüyorum. Şimdi insanlar, bizler elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz ve kazanıyoruz değil mi? Allah'a da binlerce şükür. Birçok işte kazanıyor. Gayret eden herkes kazanıyor. Lakin özellikle bu zenginlik dediğimiz belli bir birikimin üstünde olan kişiler, ben diyorum ki yani farkında değiller. Aslında onlar Allah'ın emanetini taşıyorlar. Biz zannediyoruz ki, bakın benim oruç olayına gidecek olay. Ben zannediyorum ki ben kendi yeteneğimden yıllarca eğitim aldım, yıllarca şunları yaptım, emeğimi ortaya koydum. E tabii de diyorum, bu benim hakkım. Ya o eğitim sana aldıran kim? Sana o sağlığı bahşeden kim? Sana o imkanları tanıtan kim? Bunları unutuyoruz ve müthiş bir şekilde her şeye sahipleniyoruz. Belki de benim sabitem arkadaşlar, bu ilmim dahilinde kazanıp 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 ihtiyaç sahiplerine vermek. Belki benim sabitem hakikatimde bu. Müthiş. Ama bizler maalesef... Belki ondan veriliyor. Kesinlikle, kesinlikle ondan veriliyor. Bakın bunun ötesi, arkası yok. Bu dünyevi düzenle zaten sınavda olduğumuzu unutursak vay halimize. Benim dediğimiz zaman vay halimize. Olmak zaman diyoruz ya, gerçekten olabilme kabiliyetini edinmemiz lazım. Bu ilimleri edinmeye çalışıyoruz ya elimizden geldiği kadar. Bunu hal boyutunda üzerime giymedikten sonra bu bana yüktür. Çok özür diliyorum, taşıyıcı hayvanlar da o yükü taşır. Benim o zaman nerede kaldı insanlığımın peşinde koşmak? Bunu ne zaman ki hal boyutuna, Rabbimin verdiği akıl ve marifet boyutundaki hakikatle kendimi görüp bunu eylem olarak da ortaya koyduğum zaman, işte orada ben diğer canlılardan ayrışıyorum. İnsan olabilme yolunda ilerlemiş oluyorum. Bir de özellikle şuna da aklıma gelmişken, rızık olayında şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi zannediyoruz ki birileri benden mal alırsa, ben bir tüccar olayım. İşte birileri beğenirse, birkaç arkadaş beni överse, müşteriler bana gelirse rızık bana böyle geliyor. Kuldan geliyor zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Yani benlik noktasından gerçekten artık şöyle bir yukarıdan bakmaya, rızkı veren Allah'tır. Bunu asla unutmayacağız. Biz Mevlana Celaleddin diyor, Celaleddin Rumi diyor ya, rızkın peşine şu insanlar koşmasaydı, bir dursalardı rızkın kendi peşlerinden koştuklarını göreceklerdi. Olay bu kadar basit. Sadece rızık olayı helal mi haram mı?
Bak bu benim mesuliyetimdedir. Burası benim, yoksa o rızık bana gelecek. Gelecek. Bunun kaçarı göçeri yok. Ben esnaf mıyım? Yanıma bir dükkan mı açıldı? Ben paniklemem. Rızkı veren Allah'tır. Ben neyini panikleyeceğim? Paniklemememiz gerekiyor arkadaş. Eğer panikliyorsak tekrar sorgulayacağız içimizi. Gerçekten bu noktada mıyım? Yoksa sözde bunu yapanlardan mıyım? En çok da kendi nefsime söylüyorum. Her zaman bunu belirtiyorum. Ama aklıma gelmiş ya şu rızık olayında da belirtmek istiyorum. Yani kimse kimsenin rızık sebebi değildir. Yani birebir değildir. Rabbin nasip eder. Seni vesile kılar. O çok ayrı bir şeydir. Buradaki geçen haftaki başıma gelen olayı biliyorsun. Evet. Değil mi? Biliyorsun. Yani ev olayı mıydı? Evet evet. Hiçbir şey tesadüf değil. Yani 3 gün üzüldüm ben. Sonra seninle konuştuk. Ben 3 gün üzüldüğüm için 3 gün ona üzüldüm. Yani evet. Nasıl? Ya. Mesajı ben 3 gün sonra alıyorum. Nasıl mesajı almıyorum? Nasıl buradaki mesajı algılayamıyorum? Ama bu ne kadar yani, hani bir idrak. Şimdi hani çok da övmeyi de sevmiyorum. Ama 3 gün üzüldüm ben. 3 evet. gün üzüldüm. Sonra o 3 gün üzülmeme üzüldüm. Demek ki ben olmamışım. Ben olsaydım. Ara yani, ara düşünmemiz lazım bunu hepimiz. Ben olsaydım o kadar büyük parayı kaybettiğimde bile evet. Hemen böyle saniyesinde elimi kalbime koyardım. Yapmış ya işte yani. Elini kalbine evet. koymuş. Basra şeyindeki denizindeki 3 tane gemin battı demişler. Elini evet. kalbine koymuş. Elhamdülillah. Evet. Ben elimi kalbime koyup elhamdülillah diyemedim. 3 gün üzüldüm. Nasıl ben bu parayı bir daha 8 trilyon parayı nasıl bir daha bir araya getiririm? Nasıl kazanırım? Nasıl böyle bir aptallık yaptım? Evet. Yani sonrası için yani 3 günlük dünya nasıl bir madde için ben üzüldüm. Yani hatta sen de olayın içine girdin. Evet, seninle evet. konuştuk. Evet. evet. Ya bu olan şu aslında. Rabbim nasip etti de idrak ettik. Şimdi 3 gün sonrası bile çok büyük bir güzellik. Şimdi mukaddes hanım baktığımız zaman düşünsene. Zaten madde boyutundayız. Şimdi bu dünyevi düzlemde bazı arkadaşlar işte bu al-ver dengesi konusunda bir şeyler konuşuyorlar. Anlayabiliyorum da onları ama ben de şunu diyorum her zaman. Bu madde boyutunda şu anki günümüzde değer verilen şey ne? En çok değer verilen şey ne arkadaşlar? En çok değer verilen şey. Para. Bir gün diyorum Rabbim nasip etsin. Allah da şahidimdir. İlme çok değer verilir. İlme çok değer verilir. İşte o zaman oradaki durum kalkar. Bunu da şöyle örneklendiriyorum. Şimdi çok uygun bir fiyat aldığınız bir çanta var. 200 liraya bir çanta aldığınızı düşün arkadaşlar. Bir de 10 bin liraya aldığınız bir çantayı düşün. Hangisini daha gözünüzden sakınırsınız? 10 bin liralık olan. 10 bin lira çünkü maddeye maalesef bu dünyevi düzlemde değer veriyor. Halbuki ilmin, öğretilerin pahası biçilmez, biçilemez böyle bir şey yok. Ama değer algısını oluşturabilmek için şu anki dünyevi düzlemdeki algı hangi noktadaysa sistem onu karşımıza çıkarıyor. Bizim de karşımıza çıkarıyor. Hepimizin karşısına çıkarıyor. Onun için sizin şu anki yaşamış olduğunuz bu tecrübedeki o kadar normal bir tepki ki. Çünkü bu dünyevi düzlemde maddeye değer veriliyor. Mukaddes Hanım ve bu düzenin içinde bizler de varız. Bizler de nefis taşıyoruz. Ama bu yolun yolcusu olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi 3 gün sonraki idrak bile müthiş bir kabiliyet. Müthiş bir kabiliyet. Bu yas devam edebilir de aylar, yıllar içinizde yara olarak, acı olarak kalabilir de her şey olabilirdi. Bu müthiş bir idrak. Ben size o konuda gerçekten kalbi düzlemde sevgiyle, muhabbetle takdir ediyorum naçizane. Lakin övgüyü de çok sevmiyorum. Niçin? Elhamdülillah. Niçin arkadaşlar? Çünkü beşer övgüyü kaldıramaz. Evet. Biz de yapamayız biz. Onun için birisi bir şey derken durduruyorum ben. Evet. Bütün övgüler, bütün güzellikler Allah'a mahsustur. Onun hakikati nedir? Yani sanki sınava tutmuş gibi. Yani sanki evet. övgü beni sınavın içine sokuyor. Ne yani orada sınav? Egom, nefsim, yani sonuçta egom ve nefsim. Aa sen ne güzelsin, ne harikasın. Ben burada dengeye gelmek çok hakikaten kolay değil. Bir de sünnet olarak dengeyi bozmak var mukaddesi. Evet. Biz nefsi olarak biz zorlanıyoruz değil mi? Bir evet. de sünnetullah'ta da bir hakikat var. Sünnetullah dediğimiz şey evrensel yasalar gibi düşünün arkadaşlar güncel ismiyle. Şimdi bu ister eşiniz olsun, ister çocuğunuz olsun, ister tanımadığınız bir
Överseniz, överseniz ve aşırı hizmette olursanız ne oluyor biliyor musunuz? Sünnetullah boyutuyla dengeyi bozuyorsunuz. Karşı taraf yanan körleşiyor ya da sizin rahatsız olacağınız hareketler yapmaya başlıyor. Sonra diyorsunuz ya bu kadar iyi ne oldu buna? Arka planda onu o şekilde getiren işçi sensin. Evet. Onun için her şeyi dengede diyoruz ya, denge dahilinde yapmamız lazım. Eğer aramızdaki muhabbeti, hakikati korumak istiyorsan her şey dengede olması lazım. Çok güzel bir şeyi parantez içinde verdin. Burayı da bir daha dinleyin canlar. Müthiş evet. biz yapıyoruz. Biz karşıdaki insanları abartarak onların vebaline giriyoruz. Kesinlikle. Onları dengelerinin şaşması, dengelerinin bozulmasına sebep oluyoruz. Bu çok sebep önemli. Oluyoruz. Beşer kaldıramıyor ki. Bana mesela büyük bir aşkla yazanlar, DM'den yazanlar, teşekkür ediyoruz. Belki onların aklından geçiyordur. Yani Mukaddes Hanım'a bu kadar hani yazdım, övdüm, şey yaptım. Oradaki dengeyi korumamız lazım. Yani Kesinlikle. elhamdülillah, elhamdülillah. Bunu Tabii. burada vermiş olalım. Sana da aynı şekilde. Kesinlikle. Evet. Ama burada bir de ikili ilişkilerde ben çok karşılaşıyorum. Onu da artık parantez belirteyim Mukaddes sana. Eğer kadın veya da erkek merkeze hangisi kimi koyarsa, diyelim ki bir kadın var, bir hanımefendi var, eşini merkeze koyuyor. Aşırı vericilik yapıyor. İnanın sonuçta yanan körleşiyor, karşı taraf ya da aldatabiliyor. Bakın buna çok rastladım. Çünkü alan kaldırmıyor. Şimdi bunu söylediğim zaman diyorlar ki bu yani nasıl yani aldatırsa bu benim suçum mu? Ya biz suçlar aramıyoruz ki. Çözüm arıyoruz, sünnetullahı söylüyoruz. Bak sistem böyle diyoruz. Yoksa biz nefsi düzlemde kendi hakikatlerimizle elbette ki sınava tabi tutulacağız. O ayrı. Ama burada bir de gerçeklik var. Ne zaman ki o dengeyi çiftler sağlıyorlar, iki taraf da bir kendine geliyor. İki taraf da muazzam bir iyilik haline geliyor. İnşallah her birimiz her alanda çocuklarımız için de geçerli bu. Nankör çocuklar olabiliyorlar Allah korusun. Onun için her konuda dengeyi sağlayanlardan olalım. Niyetimiz de bu şekilde oluşalım. Evet o zaman marifet boyutundaki akış ne dedik? İlahi kattan gelir, yaradandan gelir, Allah tarafından bu ilim öğretilir. Hatta Beyaz Mestani der ki, ulema ilmi ölülerden öğrenmiş. Ben ise her daim diri olandan öğrendim. Yani buradaki Beyaz Mestani'nin dediği nokta marifet boyutundaki öğrenmeden bahsediyor. Çünkü ilim kuldan öğrenilir. Yani yaratılandan öğrenilir. Veyahut da yaratılanın yazdığı kitaplardan öğrenilir. Programlardan öğrenilir. Lakin marifet direkt Allah'tan gelen hakiki bilgidir. Şimdi vahiy kanalı açık arkadaşlar. Herkes bu noktayı biraz karıştırıyor. Vahiy kanalı açık. Tamam gök kapıları kapatıldı. Ve Peygamber Efendimiz zamanında kapatıldı biliyorsunuz. O esnadaki insanlar çok çok üzülünce Peygamber Efendimiz'e demişti. Üzülmeyin yani gökten dediler artık bize ilim gelmeyecek mi? Bize yol göstericilik yapılmayacak mı? Düşünsenize Allah'ın kelamıyla birden bağlantı kesildiğini düşün. Ya akıllara ziyan bir nokta. Ben de buna teşbihatı olmasın şuna benzetiyorum. Bir dünyadayız. Şimdi bu dünya bilmediğim bir alem. Ben ruhsal varlık olarak başka alemlerde hakiki memleketim, hakiki vatanım. Bilmediğim bir alemdeyim ben. Ve birden düşünüyorsunuz ışıklar kapanıyor ve yukarıdan beni yönlendirici ses gidiyor. Ve ben ne yapacağım şaşırıyorum yabancı bir alemde, yabancı bir boyutta. İşte o zaman Peygamber Efendimiz diyor ki mübeşşerat hariç ya Resulallah mübeşşerat nedir diyor. Bir müminin gördüğü müjdeli rüyadır diyor. Niçin rüyalar noktasına tekrar döndüm, dolaştım, girdim arkadaşlar? Çünkü marifet boyutu en çok da rüyalarla karşımıza çıkıyor. Şimdi vahiy kanalı açık. Vahiy kanalı Peygamber Efendimiz'e ve ondan önceki peygamberlere tebliğ edilmek üzerine akan bilgilerdi. Bizdeki beşerlerde ise aynı kanaldan bilgi geliyor ama bizdeki arkadaşlar ilham. Bunu karıştırmayın. İlham boyutuyla geliyor. Şimdi ilham kısmı da biraz dikkat edilmesi gereken bir konu Mukaddes Hanım. Çünkü nefis noktalarında ilham nereden geliyor? Mülhime'den geliyor. Değil mi? Nefsi mülhime'den geliyor. Şimdi mülhime boyutu kaygan zemindir arkadaşlar. Üçüncü mertebe. Oradan şeytandan da ilham gelir. Melekten de ilham gelir. İnsandan da ilham gelir. Her yerden ilham gelir. İşte bunu nasıl ayırt edeceğiz diyorlar. İşte burada derin idrak saatleri yani idraken derinleşmek. Kendi içimize yol aldıkça bir parazit sesiyle bir annenizin sesini ayrıştırabilirsiniz değil mi bu dünyevi düzlemde? İşte bir Mukaddes Hanım'ın sesini 40 tane ses olsa
Mukaddes Hanım'ın sesini ben ayrıştırabilirim, sizler de ayrıştırabilirsiniz. İşte orada idrak boyutuna geçmemiz lazım. O idrak için de kendinize alan tanıyın ve yol alma noktasına gidin. Hepimiz bu şekilde yapalım. Çünkü o idraka ulaştığım zaman seslenenin hangi noktadan, o ilhamın hangi noktadan geldiğini biliyoruz. Ama tabii ki bizim hakikatimiz nedir? Mutmainlik makamı. Artık sabitlik, kendimizden emin olma. Sadece Allah'tan gelen hakikate muhatap olan makam, mutmain makamı arkadaşlar. Dileriz ki her birimize kendi hakikatimizde o yolumuzda ilerleyelim. Ama bu şifacılık noktasına, spiritüellik boyutunda ilerleyen arkadaşlarıma özellikle altına çiziyorum. Eğer mülhime düzleminden bir akışla siz sisteme bağlıysanız, oradan her daim doğru bilgi gelmez. Oradan her daim dost enerji gelmez. Aman ha, buna da dikkat edelim diyorum. Bu çok çok önemli bir nottu burada. İnanılmaz önemliydi. İnanılmaz önemliydi. Evet. Gerçekten altını bir kez de ben çiziyorum bunun. Çünkü ben de dahil her yerde bu şekilde sevgili canlar gelip anlatmaktalar. Çok dikkatli olmamız lazım. Nereden geldiği, hangi makamdan geldiği bilginin çok önemli. Evet. Yoksa karanlık taraf da durmadan bilgi pompalıyor. Kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli. Evet. Aynı kanalı kullanıyoruz arkadaşlar o noktada. Yani aynı ilham kanalı mülhime noktasında kullanılıyor. İşte bizim gayemiz sadece ilahi muhataba tabi olan oradaki mutmainlik makamına geçmek. Şimdi bu yollar uzun yollarda, öyle ha deyince olacağız diye bir şey yok. Her zaman diyorum ya, tekrar son nefese kadar devam eder. Son nefese kadar. Oldum bittim dersen sistemden düşersiniz maazallah. Mutmainlik çok zor. Şimdi biz dördüncü merkeze gidiyoruz ama. Evet. İki dakika anlatır mısın mutmain makamında? Orada geri dönüş yoktur. Orada kolay kolay geri dönüş yoktur. Yani farkındasındır artık olanların. Diğer üçünde, alt üçünde geri dönüşler, düşüşler, kaymalar olur. Ama mutmaine gelmek çok zordur. Oradaki kapıyı açmak çok zordur. Ama oradaki kapıyı açtıktan sonra düşüşü zordur. Mutmain makamını hep oldum diye yazan canlar oluyor. Mutmain makamı nasıl bir şeydir? İki dakika anlatır mısın Can? Şimdi ondan sonra konuna devam et. Sen. Evet, şimdi mutmain zaman makamı, sorunumuz yok. Sizin de dediğiniz gibi şimdi emmare, levvame, mülhime ve mutmain noktasına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi mülhimeden devam edecek olursak, çünkü artık bir ve iki herkes aşina olarak biliyorlar. Ve mülhimede çok ciddi akışlar oluyor. Dediğimiz gibi olduk zannettiğimiz enteresan bir ruh hallerine bürünüyoruz. Ve benliğe en çok düştüğümüz haller şu kendini Mehdi veyahut da peygamber zanneden kişiler oluyor ya, işte en çok mülhimede takılı kalıyor maalesef o ruhlar. Ve ayakları kayıp tekrar emmare boyutuna düşüyorlar. Biz zaten hayatımız boyunca Mukaddes Hanım, yani kendi nefsim de dahil, biz emmare ve mülhim arası gidip gidip geliyoruz. Şimdi dört rakamının makamıdır aslında. Dört sacayanın makamıdır mutmainlik. Yani dört sacaya nedir? Sağlam bir alandır. Sağlam bastığımız, artık oradaki üst alem boyutuna geçiş noktasına, ilahi muhatabın olduğu alan diyorum ya, kapının açıldığı bir noktadır. Biz de mutmain makamına geçtiğimiz zaman mülhimeye dönüşler ya çok çok zordur. Eğer çok ciddi bir şey yapmazsa çok çok zordur. Onun için de mutmaine gelmek öyle lay lay lom, sepeti taktım koluma, haydi gidiyoruz yolumuza olayı olamaz. En çok da bu konudaki asla yargıda değilim arkadaşlar, ama uyarıları da yapmamız lazım. Yani birbirimize de aynı olmamız lazım. Çabuk çabuk büyük büyük oldum bittim diyen kişiler var ya, her alanda var. Ya şöyle, tabii ki frekansı çeker. Onların alanına onların ihtiyacı olan kişiler gidecektir. Daha belli noktalarda o tarafa ihtiyacı olan kişiler gidecektir. Ben her zaman alt bilgi üst bilgi diye öyle bir yukarısı aşağısı gibi bir algı da oluşturmam. O bilgiye ihtiyacı olan kişiler de olabiliyor. Daha üst bilgilere ihtiyacı olan kişiler de oluyor. Herkes kendi frekansına göre hareket ediyor. Lakin bir de insanları yanıltıcı boyutta tavır, tutum, davranış gösteren arkadaşlarımız oluyor. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum Mukaddes Hanım. Biz suçlamalardan, yerilmeden veya da mahkemelerden korktuğumuz kadar Allah'tan korksaydık hiçbir şey olmazdı. Biz Allah'tan korkmayı da unuttuk. Dünyevi düzlemde itibar, şan, şöhret,
para. Aman bana şöyle derler mi? Aman şöyle bir durum olur mu? Bunlara takıldığınız kadar, bakın bunlardan korktuğunuz, ürktüğünüz kadar Allah korkusu olsaydı gerçekten içimizde ne yanlış bilgi vermeye kalkışırdık, ne yarım yamalak bilgimizle insanlara bir şeyler aktarmaya çalışırdık, ne de bilmediğim bir konuda ahkam kesmeye, yani her şeyde aşırı dikkat ederdik. Çünkü orada Rabbimin rızasını kazanmak ne demek? Ondan Rabbimin benden emin olması, benim, bunlar çok farklı makamlardır. Ama bırakın onları. Rızayı bırakın, biz korkuyu unuttuk. Şimdi korkuyu dünyevi düzlemdeki garip garip şeylerde deneyimleyip duruyoruz. Garip garip şeylerde deneyimliyoruz. Dünyevi düzlemde deneyimleyip duruyoruz. Ama asıl yapmamız gereken noktayı unuttuk. Onun için bugün en çok da yine kendi nefsimi hatırlatıyorum. Diyorum ki sevgili nefsim, sen Allah'tan her daim kork. Attığın her adımı, ağzından çıkan her sözü, yaptığın her eylemi ona göre yap. Çünkü eğer ben bu idrak sahibi, ya bu idrak boyutunda olursam, dünyevi düzlemde hiçbir şey beni korkutamaz. Hiçbir şey beni korkutamaz. Allah var, gam yok. Bitti. Benim sadece korkum onadır. Bitti. Bu idraki ulaştığımız zaman arkadaşlar, ay şöyle mi yaparsınız, böyle mi yaparsınız gibi gibi şeylerde de kimse düşmez. Yani biz sadece diyorum ya, ona güvenelim, ondan rızkı bekleyelim, ondan korkalım, onu çok sevelim. Daha sonrasında beşer boyutunda da eminim ki güzellikler hayatımıza akacaktır. Mutmain 2 dakika anlatsana bir. Niye yalnız anlatmıyorum size? Siz anlatın lütfen, ben dinleyeyim. Hayır. Mutmain'de olduğunu nasıl anlarlar insanlar? Mutmain'e geldiğini nasıl anlarlar? Bununla ilgili 1-2 dakika bilgi verir misin? Sen anlat. Şimdi mutmain makamına henüz gelmedim arkadaşlar. Onun altını çizeyim çünkü yanlış anlaşılmasın. Lakin ben kendi çalışmalarımdaki ufak tefek şeylerden bahsedeyim, ama oraya bilgi geldiği zaman emin olursunuz. Asla şüphe duymazsınız. Yani kendi hakikatinizdeki bilgi kadar emin olursunuz. Yani orada eminlik vardır artık. Şüphe yoktur. Alt makamlarda şüphe boyutu vardır. Ama mutmainlik makamında gelen hakikatten o kadar eminsinizdir ki. Çünkü orada sen ben ayrımı yoktur artık. Orası çok farklı bir idrak seviyesinde gelen her hakikat bilgisi, tabiri caizse kalbin ateşiyle şöyle bir erir, hücrelerimizden emilir, kanımıza karışır, bedene can olur, ruha da nur olur arkadaşlar. Orası farklı bir alemdir diye Adeta düşünüyorum. sevgi vardır. Otu, çöpü, böceği, fareyi, sineği olması gerektiği gibi olması Yargısızlık. gerektiğine izin verir. Onların hiçbirisine zarar vermez. Hepsini güzel bulur, hepsini nurlu bulur. Bir yerde katliam yapıldıysa yapana da şefkat Evet. duyar, yapılana da Eminlik vardır. şefkat duyar. Merhamet duyar. Sadece her şeye merhamet duyar. Tabii bunu algılamak çok zordur. Nasıl yani bir kadına tecavüz etti, öldürdü. Nasıl merhamet duyayım? Duyar. Orada hiç yargılamaz. Mutmain makamı tamamen yargısızlığın olduğu bir makamdır. Her şey olması gerektiği gibi bakar. Orada bir Hazır. şey olmuşsa Evet. olması gerektiği gibidir. Ölmesi gerekiyorsa ölmesi gerektiği içindir. Ölen ölür, olan olur der. Mutmain makamı böyle bir makamdır ve Allah hepimize bu makamı inşallah Allah hepimize bu makama Amin. ulaştırsın. Yani bu aslında insan Çok olmanın, zor. insan olmanın. Bizler insan adayıyız. İnsan adaylığından insanlığa doğru, insan adaylığından kamil insanlığa doğru, oradan insanı kebirliğe doğru uzun bir yol bu. Çok. Allah hepimize göstersin. Mutmain makamı insan Amin. olma makamıdır. Evet. O zaman aklıma bir kıssa geldi. Madem mutmain makam dedik, eminlik makamdır. Yani olan her şeyden eminsinizdir. Her şey olması gerektiği gibi olmuştur bu makamda. Ve ne dedik? En önemlisi yargısızlıktır. Şimdi marifet enerjisinde de arkadaşlar, yargısızlık olması gerekiyor ki o Süveyda nurunu parlatalım, gaybi pencereyi açarım ve melekut alemini şöyle bir seyre dalalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Zakir ve Şakir isminde iki tane oğlu varmış. Zakir adının da ehli olduğu gibi ilimle, irfanla uğraşan, zikir çekmekle uğraşan, babasının verdiği terbiye ve eğitim konusunda
her zaman disiplinli bir şekilde yol alan bir evlatmış. Şakir ise meyhanelerden çıkmayan, eğlencelerde takılıp kalan, nerede sızlıysa orada uyuyan diğer bir evladıymış. Bir gün İbrahim Hakkı Hazretleri geliyor Zakir'e, diyor ki haydi hazırlan gidiyoruz. Nereye gittiklerini bilmeden Zakir babasına itaatle peşine düşüyor. Yolda giderlerken, meyhanenin önünden geçerlerken babası diyor ki Zahir sen burada bekle. Meyhanenin içine gidiyor. Meyhaneci diyor ki bizim oğlanın borcu var mı? Orada meyhaneci kafasıyla gösteriyor. Bir bakıyor ki Şakir sızmış, geceden kalmış, uyuyor. Meyhaneci diyor ki var diyor, şu kadar borcu var diyor. Veriyor borcu, kapatıyor ve tekrar dışarı çıkıyor. Zakir'le beraber yola devam ediyor Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri. Şakir uyanıyor, meyhaneciye diyor ki benim borcum ne kadar diyor. Senin borcun yok diyor, babam biraz önce ödedi diyor. Şakir o esnada müthiş bir haya ve edep duyuyor ve peşlerinden koşmaya başlıyor. Zakir ve İbrahim Hakkı Hazretleri bir uçurumun kenarında duruyorlar. O esnada gökyüzünde 39 tane beyaz güvercin beliriyor. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki Zakir hadi diyor, kırklardan biri öldü. Atla uçurumdan aşağı. Atla ki kırklara karışasın. Zakir o kadar ilim almasına rağmen, o kadar bilgi terbiye almasına rağmen bir an duraksıyor ve teslimiyete geçemiyor. O esnada arkadan gelen Şakir bunu duyuyor. Hakkını helal et baba diyor ve uçurumdan aşağı atlıyor. Kırklara karışıyor. Zakir bu durum karşısında şaşırıyor. O zaman İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki harabat ehlini hor görme Zakir, defineye malik viraneler var. Şimdi bu noktada arkadaşlar, marifet boyutuyla bakarsak olayların ardındaki hakikatleri görebiliyoruz. Marifet boyutuyla bakarsak yargı zaten alanımızda, hayatımızda olmuyor. Onun için diyorum ya, sadece ilim yeterli değil, ilim bunun bir saç ayağı. Bizim kendi hakikatimize, kendi maneviyatımıza yol almamız için bir de marifet boyutunu aktifleştirmemiz gerekiyor. İşte bu marifet noktasını aktifleştirmek için de Süveyda Nuru'nu, aşk pınarını aktifleştirmemiz gerekiyor. Süveyda Nuru nerededir? Lüp makamındadır. O göz bebeğinin ışıltısı vardır ya, o kadar latif bir makamdadır. Bu lüp makamı o kadar latiftir, o kadar hakikatinde muazzam bir sırlara vakıf makamdır ki vahiy de bu alana muhatap olarak gelmiştir kalpte. Lüp makamı vahyin muhatap olduğu aynı zamanda makamdır. Bizler aşk pınarını, Süveyda Nuru'nu aktifleştirmeyi unuttuk. Ruhsal boyutta beslenişimiz maalesef azaldı arkadaşlar. Bizler bu beslenişi dünyevi düzlemdeki durumlarla, hallerle örtbas etmeye, kapatmaya, doyurmaya çalıştık. Halbuki bizim beslenişimiz ruhsal boyutta Süveyda Nuru'nun, aşk pınarının aktifleşmesiyle, fışkırmasıyla oluyor. İnşallah bugünden itibaren Süveyda Nuru'nu aktifleştirenlerden ve gaybi düzleme açılan pencereden melekût alemini seyredenlerden olalım. Niyetimizi bu şekilde oluşturalım. Amin. Şimdi ilim ve marifeti dengeli kullanmamız gerekiyor. Sırat-ı müstakim diyoruz buna. İlim de olacak, marifet de olacak arkadaşlar. Abdülkadir Geylani aklı dalgıça benzetir, kalbi de denize benzetir. Der ki akıl olan dalgıç deniz misali kalbe dalar, denizdeki inci mercanları sadır sahiline çıkartır. Sadıra çıkan bu inci mercanlar da güzel davranış, güzel söz olarak kişinin alanına işler. Şimdi buradaki dalgıç olan aklın, yani bir tarafımız sağlam olacak arkadaşlar. Dalgıç olan aklımız marifet denizinin içerisine dalacak. En derindeki hakikatleri, bizimle alakalı insan, gerçek insanla alakalı hakikatleri, inci mercanları nereye taşıyacak? Sadır'a, akla taşıyacak yine. Sadır makamı. Sadır makamına çıktıktan sonra akıl onu bir güzel işleyecek. Ve bu dünyevi düzlemdeki tecrübe haline getirebileceğimiz bir kıvam noktasında şekillendirecek. Yani bizler marifetle aklı birbirinden ayıramayız. Eğer gerçek insanlığı yaşamak istiyorsak, beşerlik boyutundan yol alarak hakikatimize, mana boyutuna da yol almak istiyorsak, ikisini dengeli bir şekilde kullanmamız gerekiyor.
Çünkü olmak dediğimiz şey bu yolculuktan geçiyor arkadaşlar. Şimdi olmayı çok sığ bir şekilde de anlatabilirdik ki buraya da ihtiyacımız var. Şimdi sığ dediğim zaman sakın o noktada da bir küçümseyici enerji düşünmeyin. Çünkü bana göre her bilgi, her makamda, her bilince hitap eder. Hepsi de birbirinden kıymetlidir. Hepsi Rabbimin lütfudur. Hepsinin bir hikmeti, hakikati vardır. Ama olmak zamanı diyerek şunu da mutlaka yaşamıza da entegre edeceğiz. Sen bu dünyaya gerçekten ne yapmak için geldin? Şimdi ruhta bilgi var. Sabitemde bu bilgi var. Ruhta olmayan hiçbir şeyi Rabbim bana istetmiyor. Böyle bir hakikat de var. Onun için ne yapacağız? Kendi içimize dönüp dönüp ne istiyoruz? Gerçekten bunun cevabını bulacağımız bir devirdeyiz. Ama zihin sürekli konuşuyor. Annem konuşuyor, babam konuşuyor, eşim konuşuyor, çocuğum, komşum, öğretmen, herkes konuşuyor, konuşuyor. Ayşegül'ün sesi yok ki ortada. Ayşegül'e soruyorum kalbime ne istiyorsun, ne istiyorsun? Gürültüden duyamıyorum ki. Kalbimizin sesini duymamız için önce zihnin sesini, telefonunuzun sesini kısar gibi bir kısın. Şu unuttuğumuz kalbimizin sesini bir duymaya çalışalım. Elinizde de şöyle bir fihriz olsun arkadaşlar. Kendinize şu soruyu sor. Bu dünyevi düzlemde prestij algısı diye bir şey olmasaydı, anne baba baskısı diye bir şey olmasaydı, para kazanmak diye bir derdim olmasaydı, gerçekten ben ne yapmak isterdim? Bunun cevabını bulun. Lütfen burada da kendinize kocaman geniş bir alan tanıyın. Bakın o kadar güzel cevaplar gelecek ki size. Çünkü zihin kabuğudur bu kategorisi eden. Alan dahilinde bizi kısıtlayan. Bakın hepsini kaldırdık. Hepsini kaldırdık. Ve bu özgürlükte kendinize bir sorun. Ve artık o kalbinizin sesini duyanlardan olalım inşallah. Evet, vaktimizi de çok aştım. Hakkınızı helal edin. Yok yok, olur mu? Vaktimiz var. Vaktimiz var. Vaktimiz var. Kafalar karışmasın. Vaktimiz var. Daha çok vaktimiz var. Vakit sorunumuz yok. O zaman şundan da bahsedelim mi? Şimdi bizim en büyük rehberimiz kim? Peygamber Efendimiz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hakikatindeki olan şeyleri bizler takip ederse genelsel düzende kendi yolumuza akışımız hızlanır mı? Kesinlikle hızlanır. Haydi gelin Miraç'ı beraber ele alalım sizinle. Miraç deneyimi yaşandı değil mi? Çok büyük bir deneyimdir aslında baktığımız zaman. Ve her şeyin de bir anlamı vardı. Şimdi çok ulvi bir hakikati var mana boyutunda. O çok ayrı. Ama biz beşerlere de bir öğretisi var. Her şeyin olduğu gibi Miraç'ın da bir öğretisi var. Özellikle bunları eğitimlerde de elimden geldiği kadar vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü bilgi bizde arkadaşlar. Şimdi teşbih de hata olmasın, bir yayınımda da söyledim. Burada da altını çizmek istiyorum. Tüm kadim bilgiler kıymetlimizdir. Çünkü hepsi Rabbimin hakikatidir, ilmidir. Lakin şu dünyevi düzende de bir gerçeklik vardır değil mi? Madde boyutunda da vardır. Her daim en son çıkan şey diğerlerine göre teknolojik anlamda, yenilik anlamda daha donanımlıdır, daha hızlıdır, daha iyidir mukaddes hanım. Telefondan örnek verecek olursak en son çıkan modeller bir öncekinden bir program daha üzerlerinde taşırlar, daha hızlıdır, şudur. Şimdi felsefe, inanç, din boyutuna baktığımız zaman en son din hangisi arkadaşlar? İslamiyet. O zaman biz İslamiyet'in bizi kendi hakikatimizde diğer felsefelere, inançlara göre daha hızlı götürebileceğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Şimdi Afrika'da aborjinleri biliyorsunuz Mukaddes Hanım. Bunlar 40 yıl taşların, duvarların üstünde yatağa kalka, yatağa kalka bedenlerine tabii ki eziyet çektirerek her tarafa yara beri olarak bir bakmışlar ki bizim ariflerin, alimlerin ulaştığı makamlara 40 yıl sonra onlar dolaşıyor. İnsanların kafası karışmış, demişler ki bunlarda inanç yok. Şu yok, bu yok. Bunlar nasıl böyle ulaşıyor? O zaman diyorlar ki insana, o zaman dinin ne anlamı var? Hadi kendi dinimizden yol alalım. O zaman Müslüman ise ne alaka onlar dolaşıyor? İşte alaka bu arkadaşlar. Onlar 40 yılda, biz 40 günde ulaşıyoruz. Hız meselesi bunlar. Yoksa Rabbim her şeyi bütünleyendir. Marifet her şeyi bütünler. Zihindir ayrıştıran. Mana boyutunda her şey bütünlükle birlik noktasındadır. Ama bir de hız boyutu var. Elbette ki nostaljiyi seveceğiz. Başka kadim bilgilerden besleneceğiz. Çünkü ayrıntıyı sever kadim bilgiler. Ayrıntılarla besleneceğiz. Güzelce doneler edineceğiz. Lakin bu gerçekliği de kaçırmayacağız. Mantık çerçevesine baktığım zaman da sonuç beni bu tarafa çıkartıyor. Mana boyutuna baktığım zaman da sonuç beni bu alana çıkartıyor. Bu noktada Miraç'a tekrar dönecek olursa
Nasıldı arkadaşlar Miraç? Peygamber Efendimiz İsteyi Mukaddes'in Mescid-i Haram'dan bir gecede Mescid-i Aksa'ya bir yolculuk yaptı. Neyle yolculuk yaptı? Burak ismindeki bir binekle. Ona kim eşlik etmişti? Cebrail Aleyhisselam. Şimdi buradaki sembolleri beraber okuyalım. Şimdi beden hayvanımız. Beden hayvanımız diyoruz değil mi? Peygamber Efendimiz'de nefis var mıydı? Alimler diyorlar ki evet vardı. Çünkü bu dünyevi düzende olacaksak, maddeleşecekse nefis noktası vardı. Ama tabii bizimki kadar peşer noktasında değildi o nefis boyutu. Şimdi oradaki gelen Burak isimli varlık cennetten geldi değil mi? Cennetten gelen bir binek şeklinde geldi. Çünkü dediğim gibi bizim beşer noktası gibi düşünmeyin lütfen peygamberin nefsini. Ama orada da üst alemlere gideceği için sünnetullah gereği uyulması gereken yazılımlar gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü bizler ne diyoruz? Nefsimizi terbiye ettikten sonra onu bineğimiz haline getireceğiz. Hangi noktada bineğimiz haline getireceğiz? Miracımızı yaparken nefsimiz bineğimiz olacak ve biz miracımızı gerçekleştireceğiz. Burak geldi ve Mescid-i Aksa'ya yolculuk başladı. Nasıl bir yolculuk? Yatay bir yolculuk. Bakın önce yatay. Yatay bir enerji. Dişil bir enerji. Kabul enerjisi değil mi? Kabul etti. Sonra dikey enerji başladı. Göklere doğru, semalara doğru. Ve bu yolculuğu yaparken Mescid-i Aksa'da ona çiçekler teklif edildi. Bu çiçekler bazı rivayetlerde bal şerbeti, süt, şarap diye geçer. Bazı rivayetlerde iki çeşit içecek, şarap ve süt diye geçer. Peki Peygamber Efendimiz hangisini seçti arkadaşlar? Süt. Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Vallahi fıtratına en uygun olanı seçtin dedi. Süt nedir? İlim demektir. İslamiyet ilim üzerine kurulmuş bir dindir baktığımız zaman. Ve yükseliş başladı. Ve birçok peygamberler kendi sema katlarında ziyaret edildi. İşte bizler de biraz sonra yapacağımız bilinç miracında arkadaşlar beden hayvanlarımızı yanımıza alacağız. Tabii ki öncesinde bir kalbi arınma vardı değil mi Peygamber Efendimiz'de? Oradaki kalbi arınma hangi makamda? Sadır, sadır yıkandı. Çünkü nefsin, şeytanın dünyevi arzuların tek girdiği nokta sadır makamı. Orası yıkandı, bir inşirah enerjisiyle genişletildi. Göğsünü genişletmedik mi denildi değil mi? Göğüs genişletildi. Göğsünü genişletmedik, evet. Kalbini genişletmedik. Genişletmedik yani. Mi denildi. Ve bu genişlemeyle beraber bizler de çalışmamızda orayı zemzemle yıkayacağız. Zemzem enerjisiyle yıkayacağız. Binek hayvanlarımıza bineceğiz sizlerle. Beden hayvanı, nefis hayvanı diyorum ben onlara. Ve onlarla beraber tüm makamlar ziyaret edilerek tıpkı Peygamber Efendimiz'in geçtiği Miraç makamlarıyla bizler geçerek biz buna misal alemi eğitimde Resul katmanları diyoruz. Resul katmanları geçerek bir şuursal yükselişe geçeceğiz. Daha sonra Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la beraber bu peygamber katmanlarını geçtikten sonra Sidretül Muntaha'ya geldi değil mi? Ve burası ne hayretler makamı dediğimiz tüm yaratılmışların sırrının olduğu makam. Şimdi Süveyda alanı da hayret makamıdır. Mesela İbn-i Arabi ona hayret taşı der. Bakın gaybi pencere açılıyor. Gaybi pencerenin adı hayret taşı. Gaybi pencere açılır açılmaz görünen nokta aslında Sidretül Muntaha. Orası da hayret makamı. Orada rezonasyon başlıyor aslında enerjisel noktada. Ve ondan sonra Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben bundan sonra bir adım daha atarsam vallahi yanarım kül olurum diyor. Cebrail Aleyhisselam orada neyi temsil ediyor? Aklı külü temsil ediyor. Bakın akıl. Bu yola akılla çıkılır. Sonra akıldan çıkılır. Aşkla ilerlenir arkadaşlar. Evet. Şimdi akılla geldik oraya. Cebrail Aleyhisselam diyor ben buradan sonra gidemem. Peygamber Efendimiz sonrasında neyle gitti? Refrefle gitti değil mi? Yeşil döşek anlamına gelen rahatlık, ferahlık. Yani aşkla gitti. Akılla başladık, aşkla devam etti ve Rabbi ile kendisini terbiye eden hakikatle kavuştu. Şimdi bizler de kendi enerjisel alanımızda, çalışma babında bir hayal ekranı çalışması olarak da kabul edebilirsiniz. Nasıl arz edersiniz, gönlünüz hangi alanda seçmeyi kabul ederse ben bu çalışmayı sizlere naçizane yaptırmak istiyorum. Bu yolculukta seçeceğiniz beden hayvanlar... Canlar, bir iki dakika sonra başlatayım ben sevgili Ayşegül Can'dan rica edeyim. Lütfen yani dostlarımızı çağırın. Lütfen arayın telefonla veya aşağıda şeyden ok işaretinden canlı yayını gönderip davet edin lütfen.
çok önemli bir çalışma. Ok işaretinden canlı yayını gönderebildiğiniz kadar gönderin, canlar toplansın. Evet. Şimdi bu beden hayvanlarınızı lütfen videonun altına yazın arkadaşlar. Şimdi ben size bir beden hayvanıyla gideceksiniz ama belki inişte beden hayvanınız değişecek. Beden hayvanının her birinin nefsi düzenli bir anlamı vardır. Her birinin kendi şu anki hakikatiniz hakkında bir bilgisi vardır. Gönlüm isterdi ki burada 2600 arkadaşımın hepsine yetişebileyim. Samimiyetle söylüyorum. Gönlüm gerçekten bunu isterdi. Lakin beşer vasfında imkanımız yok. Onun için aranızdaki 20 kişiye, 20 arkadaşıma, şimdi öğrencilerimden de destek isteyeceğim. Onları da yönlendireceğim. 20 kişiye arkadaşlar neyle gittiler, neyle döndülerse, ki bu değişmeyebiliyor da bazen. Onun durumuna genel olarak bakacağız. Kısa yorumlar, ses kayıtları atacağız. Oğlum bu da sözümüz olsun inşallah. Daha sonrasında bu yayınları izleyen arkadaşlarımızla da aynı etki, aynı tesir, aynı şifa. Dilerim ki Rabbimden en yüksek alandan hizmet etsin. Niyet edelim, niyet ediyorum. Videoyu buraya koyacağım. Videoyu hiçbir şekilde silmeyeceğim. YouTube kanalına da koyacağım. YouTube kanalında izleyen canlarımız sizin için de, her şey anda olduğu için sizin için de geçerli olmak üzere niyet ediyoruz inşallah. Sevgili Ayşegül Hocam'la birlikte niyet ediyoruz sevgili canlar. Sizin için de şifa olsun inşallah. Evet. Ve niyetlerinizi de yapın arkadaşlar. Çünkü varlık güneşinizi doğuracağız ama tabii ki bunlar niyetler dahilinde de olacak. Açsak şu zihnin çizdiği o daracık alanlardan bir kurtulma zamanı geldi. Eğer kişilerin toplanmasını bekliyorsak kısa bir karınca hikayesi de anlatayım size. Evet. Beklerken. Evet, beklerken bu bilgiyi de verin ki zihin nasıl çalışıyor bunu anlayalım. Şimdi bu deneyi aslında birçoğunuz duymuştur ama ben tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü nefis unutturuyor. İlim böyle bir şey. Duyuyoruz, okuyoruz, unutuyoruz. Onun için tekrar etmekte fayda oluyor. Bir karıncayı çizgisiz bir kağıdın üzerine koymuşlar arkadaşlar. Etrafını kalemle bir daire çizmişler. Şimdi karınca dediğimiz varlık iki boyutlu görür. İki boyutlu gördüğü için etrafına çizilen bu daireyi geçilmez bir engel olarak kabul etmiş. Şimdi böyle bir karıncaya yukarıdan baktığımızda hayal edin. Şimdi biz üç boyutlu varlık olarak aslında orada bir engel olmadığını yukarıdaki üç boyutlu bakışımızda görürüz değil mi? Hatta çıldırırız bile. Ya orada bir şey yok, çıksana. Hadi geç oradan, hiçbir şey yok. Ama zavallıcık karınca dolanır durur. İşte yukarıdaki boyuttan bize bakanlar da arkadaşlar, bu sınav olarak gördüğümüz şeyler var ya, veya da zihin dehlizlerinde kaybolduğumuz şeyleri. Diyorlar ki orada bir şey yok ki. Yok ki, geç oradan diyorlar. Ama ben üç boyutta algımla eyvah şimdi ne yapacağım diyorum. Engeller var, sağımda engel, solumda engel. Ben buradan çıkamam. Lütfen artık kalp makamından marifet boyutuyla bakanlardan ve akli melekelerimizi en güzel şekilde irademizle ortaya koyanlardan olalım. Orada engel yok. Şimdi çalışmada sizi varlık güneşinizi doğurup yukarıdan baktıracağım kendi hayatınıza. Bakın diyeceğim, orada engel yok. Ve o noktadan o bilinçle beraber o güneşi alacağız ve dünyevi düzlemdeki bedenimizde güzel bir şekilde uyumlandıracağız inşallah. Doktor Kuantum'un bir çizgi filmi var. Çizgi filmde şöyle iki boyutlu bir şey var. Böyle üç boyutlu da Kuantum, Doktor Kuantum var. Onu bulsunlar ve izlesinler. Bir kağıt gibi, yani iki boyutlu bir şeyin üzerinde böyle esir kalmış bir yuvarlak daire de var. Yukarıdan bakıyor Doktor Kuantum iki boyutlu olan yere. Oradaki yuvarlak iki boyutlu olan işte daire şeklinde olan varlık o kadar korkuyor ki üç boyutlu kuantumdan. Nasıl ya diyor, sen tanrı mısın, sen kimsin? Kaçıyor, imdat diyor, imdat, başka bir, yani çünkü şöyle düşün, biz beş boyutlu bir varlık gördüğümüzde şimdi belki korkacağız. Evet. O da korkuyor, imdat filan. Sonra diyor ki hayır diyor, ben tanrı değilim. Aslında senin gibi bir şeyim. Sen tanrıysan ben de tanrının bir parçasıyım. Sen tanrının bir parçasıysan ben de öyleyim. Korkma diyor, sana zarar vermem. Bak diyor, tarif edeyim diyor tanrı olmadığımı. Bak diyor, ileride diyor şöyle bir kapı var, oradan girip nasıl biliyorsun sen diyor. Nasıl biliyorsun? Yani içinde aslında yukarıdan baktığında görüyor tabii ki. Onun için onu da izlesinler. Aynen onun gibi Doktor Kuantum çizgi filmlerinden bir tanesinde bu. Çift yarık deneyini de zaten o arada görsünler. Lütfen Doktor Kuantum çizgi filmlerini izlesinler. Çok acayip şeyler görecekler orada. İki boyutla, üç boyutla ilgili.
Evet canım. Şuur yükselmesi bunun için çok önemli. Şimdi kova çağı kova çağı diyoruz ya arkadaşlar. Hepimizde bir geleceğe yönelik bir beklenti var değil mi? Aslında kova dediğimiz enerji aynı zamanda bireyselleşmektir. Bakın bireyselliğimizle yol alabilmektir. Özgürleşmektir, aydınlanmaktır. Spiritüel anlamda kendi hakikatimizi mana boyutunda ortaya çıkarabilme kabiliyetidir. İnsanların tekamülü vardır, şehirlerin tekamülü vardır, ülkelerin tekamülü vardır, dünyanın tekamülü, galaksilerin tekamülü. Tekamüller iç içe dönen döngülerdir. Şimdi ben şehrimin tekamülünü veyahut da mahallemin tekamülünü artırmak istiyorsam önce evimin önünü süpürmem lazım. Kendime hizmet etmem lazım. Meraklı insanlar, işte zihin merak ediyor. Şu yılda ne olacak, bu yılda bu mu olacak, şu mu olacak? Sen bir ana bak. Şu anki zaman dilimine bak. Sen önce bir kendi hakikatini var et. Kendi alanındaki dünyevi düzendeki arzularını gerçekleştir. Ve o yüksek frekansla beraber geleceği mayala. Şimdi bizler geleceğe odaklanarak, zihin noktasındaki bazı alanlara odaklanarak kendi kuvvemizle yaratabilmek kabiliyetimizi de unutuyoruz. Onun için hepimiz önce evimizin önünü süpüreceğiz. Kendimizdeki hakikatteki bireyselliğimizi oluşturacağız. Çünkü kova çağı bireysellik çağıdır. Kimlikleşme çağıdır arkadaşlar. Her birimiz kendi sabitemizdeki hakikatleri ifşa edeceğiz. Her birimiz birer cevher olacağız. Daha sonra Türkiye'miz, ülkemiz, Anadolu'muz tıpkı ateş böcekleri gibi ışıl ışıl parlayan muazzam Mesaj. Bir güce kavuşacak. Çünkü burası Anadolu, birçok ananın olduğu bir enerji. Anaların olduğu bir yerde de üretim, yaratımsız olmaz. Olmaz. Onun için durmak yok. Her daim kadınlar, erkekler olarak bizler yaratmaya, üretmeye, kendi biricikliğimizde, kendi hakikatimizde varlığımızı oluşturup başka alanlarda hizmet etmeye inşallah gayretle devam edeceğiz. İnşallah. Haydi başlayalım mı o zaman? Evet. Evet, ben hazırım. Canlarım hazır. Evet, haydi arkadaşlar gözlerimizi kapatıp derin bir nefes almanızı istiyorum. Aldığınız her nefesle beraber daha derin, daha derin bir gevşeme hissine doğru ilerliyorsunuz. Bu gevşeme hissi saç diplerinizden ayak tırnaklarınıza kadar halka halka yayılıyor. Ve bu gevşeme hissi size o kadar iyi, o kadar iyi geliyor ki ben diyene kadar bu muazzam rahatlıktan çıkmıyorsunuz. Her nefes alışverişinizde benim sesimi her duyduğunuzda daha derin, daha derin bir gevşemesine doğru ilerleyin. Anda kalın, akışta kalın. Benim sesimi takip edin. Şimdi kendinizi sahilde sırt üstü yatarken hayal edin. Sırtınız ılık kumlara yaslanmış ve gözünüz gökyüzünde. Akşam vakti gökyüzünde pırıl pırıl yıldızlar parlıyor. Yıldızlardan bir tanesi çok ama çok dikkatinizi çekiyor. Bu yıldız diğerlerine göre çok daha parlak. Ve diğerlerine göre sanki çok daha tanıdık. İşte bu yıldız sizin melekût alemindeki yansımanız olan yıldız. Onu şimdi tanıyın. Bakın bakalım yıldızınıza ne kadar parlak. Büyüklüğü ne kadar. Bir idrak edelim burada. Şimdi de sol ayağınızın baş parmağından dost bir enerji giriyor bedeninize. Ve girer girmez nurlu bir ırmağa dönüşüyor ve kalbe doğru akıyor. Kalbi bir güzel yıkıyor. Kalpteki tüm zanlar, tüm düşük frekanslı duygular, düşünceler, cenk meydanındaki karartılar, hepsi şu an şimdi aydınlanıyor. Ve kalbiniz adeta bir ayna gibi parlamaya başlıyor. Şimdi de göbek deliğinizin iki parmak altında hafif bir kıpırdanma hissetmenizi istiyorum. Hafif bir ılıklık da olabilir, kaşıntı da olabilir, karıncalanma da. Alanınızı serbest bırakın, o size kendini hissettirir. Bu kıpırdanma baş noktanıza doğru ilerliyor ve tam tepe noktanızda bir hayvan suretine dönüşüyor.
Uzak Doğu felsefesinde yolculuk tepede biter ama bizde yolculuk tepede başlar. Haydi beden hayvanınızın gözlerinin içine bakmanızı istiyorum. Onunla muazzam bir bağlantıya girin. Bakın bakalım, belki de yıllardır sizi bekliyordu. Sizi görünce mutlu mu oldu? Heyecanlandı mı? Kızgın mı? Asabi mi? Sakin mi? Bir gözlemleyin beden hayvanınızı. Onunla bir uyumlanın. Ve şimdi de üzerine binmenizi istiyorum. Üzerini biliyorsunuz ve ışıktan daha öte bir hızla yolculuk başlıyor. Önce zihin katmanlarını hızlı bir şekilde geçmenizi istiyorum. Bunları 7 ışık perdesi olarak hayal edebilirsiniz. 1. katman, 2. katman, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi de Resul katmanlarına doğru ilerliyorsunuz. Gök kapıları kapalı. İsminiz söyleniyor. İsminiz semada yankılanıyor. Duyun. Üç kere isminiz söyleniyor. Ve gök kapıları ardına kadar açılıyor. İlk katmanda Hazreti Adem. Hazreti Adem enerjisiyle atamızla kalbi düzlemde uyumlanın. Ve bu makamda beşerlikten çıkıp insanlığımızı giyiniyoruz. Şimdi de ikinci semaya doğru ilerliyorsunuz. Burada da yine ismini söyleniyor ve gök kapıları ardına kadar açılıyor. Hazreti İsa, Hazreti Yahya makamı. Bu katmanda bu yüksek enerjilerle kalbi düzlemde rezon oluyorsunuz. Ve şuursal yükselişiniz devam ediyor. Alanınızda herhangi bir hastalık varsa Hazreti İsa'nın yeteneği olan şifacılıkla şu an şimdi iyileşiyor. Eğer dünyevi düzende arzu ettiğiniz, olmasını istediğiniz şeyler varsa, Hazreti Yahya'nın gündüz vakti yıldızları gösterdiği gibi olmazları oldurabilme kabiliyetiyle şu an şimdi niyetinize odaklanmanızı istiyorum. Ve niyetleriniz oluyor. Haydi üçüncü semaya doğru gidiyoruz. Hazreti Yusuf makamı. Biliyorsunuz ki marifet ehli olan Hazreti Yusuf'u zindandan çıkartan rüyalardır. Bizleri de kendi zindanımızdan, kendi karanlığımızdan çıkartacak rüyalar ilmi hakikattir, haktır. Bu katmanda da kendi alanınıza gelen, size işaretler vermek isteyen, size mesajları olan, size şifa getiren güzel rüyaları kalbi düzlemde anlamayı seçiyorsunuz. Ve bu muazzam bilgeliğe rezon olun. Dördüncü kata doğru ilerliyoruz. Hazreti İdris makamı. Gök bilimlerine vakıf bir peygamber, meleklerle dost peygamber, cansız diye kabul ettiğiniz varlıklardan haber alan peygamber, okült bilgileri, yüksek öğretileri vakıf bir peygamber. Bu katta bu yüksek şuurla rezon oluyorsunuz. Ve alanınızı astroloji, astronomi, okült bilgiler, yüksek bilgiler, bunları öğrenmeyi, bu hakikatleri alanınızda yaşamaya rezon olun. Beşinci semaya doğru gidiyoruz. Hazreti Harun makamı. Hazreti Harun makamında öğrendiklerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi en güzel şekilde hitabet ederek aktarmaya rezon olun. Bu şuurla rezon olun.
Altıncı semaya doğru gidiyoruz. Hazreti Musa makamı. Nefsimizle en güzel şekilde mücadele etmeyi, onu tanımayı, onu tanıyarak Rab enerjisiyle terbiye etmeyi Hazreti Musa makamında rezon oluyoruz. Burada sabrı öğreniyoruz. Yedinci kat semaya doğru ilerliyoruz. Hazreti İbrahim makamı. Burada tevhid bilincine bağlanıyoruz. Birlik şuuruyla bütünleşiyoruz. Beden hayvanınızdan inmenizi istiyorum. Orada bir kiraz ağacı göreceksiniz. Kocaman, devasal bir kiraz ağacı. O kiraz ağacının bir dalına beden hayvanınızı bağlayın. Orada ayaktasınız. Gökyüzüne bakmanızı istiyorum. Yeryüzünden gördüğünüz yıldız tam tepe noktanızda ışıl ışıl parlıyor. Artık ona çok yakınsınız. O sizin göksel yarınız. O sizi tamamlayan enerji. Yıldız enerjisi tepe noktanızdan ruhsal bedeninizin içine giriyor. Ve ışıl ışıl parlıyorsunuz. Tüm alemler sizin ışığınızla aydınlanıyor. Yıldız enerjisi şu anki bedeninizdeki kalp makamına doğru ilerliyor ve orada yoğunlaşıyor. Bu yoğun enerji şu anki dünyevi düzlemdeki tüm zanlarınızı yakıyor, dönüştürüyor ve Süveyda nurunu aktifleştiriyor. Kalp alanınızdan açık yeşil bir nurla ışığın fışkırdığını görün. Şimdi de yıldız enerjisi ahfa makamı dediğimiz göğsünüzün tam ortasında yoğunlaşıyor ve oradan bir güneş olarak dışarı çıkıp yavaş yavaş semaya doğru, yukarı doğru yükselmeye başlıyor. Artık tepenizde kocaman bir varlık güneşi ve tüm alem bu varlık güneşinin doğuşuna şahitlik ediyor. Şu anki şuurunuzla güneşinize bağlanmanızı istiyorum. Güneşin şuuruyla yeryüzündeki halinize, yaşantınıza, seçimlerinize, şu anki durumunuza bir bakın bakalım. Gerçekten yaşıyor musunuz? Yoksa yaş mı alıyorsunuz? Zihinsel sınırlarınızı fark edin. Ve buradan özgürleşmeyi seçin. Kendi sabitenizdeki hakikati bilmeyi, görmeyi, aktifleştirmeyi ve tüm aleme hizmeti seçin. Cevherinizi parlatın ve bu dünyaya en yüksek hizmeti verenlerden olalım. Şu an şimdi yaşamınızda neyi değiştirmek istiyorsanız niyetlenin. Neleri dönüştürmek istiyorsanız niyetlenin. Neleri yapmak istiyorsanız niyetlenin. Ve şuurunuz tekrar alanınıza geri dönsün. Haydi gökyüzündeki güneşimizi de alıyoruz. Resul katmanlarını hızlı bir şekilde ineceğiz sizinle. İlk önce kiraz ağacının dalına bağladığımız beden hayvanınıza bakmanızı istiyorum. Bakın bakalım değişmiş mi, aynı mı kalmış?
Aynı hisse herhangi bir farklılık var mı? Büyümüş mü? Güzelleşmiş mi? Ne olmuş? Bir bakın iyice oraları fark edin. Ve beden hayvanınızın üzerine binmenizi istiyorum. Sağ elinizde kocaman varlık güneşinizi tutuyorsunuz. Haydi ilk önce İbrahim makamından geçiyoruz. Hazreti İbrahim makamı, Hazreti Musa makamı, Hazreti Harun makamı, Hazreti İdris, Hazreti Yusuf, Hazreti İsa Yahya ve Hazreti Adem makamından geçiyoruz. Şimdi de hızlıca zihin katmanlarından, 7 ışıktan geçtiniz. Şu an bedeniniz dünyanın her neresindeyse, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi evde, hangi odadaysa, yükselen frekansınız, yenilenen enerjiniz bedeninizde, kalbi düzlemde uyumlanıyor. Ve elinize getirdiğiniz varlık güneşinizi göbeğinizin 3 parmak üstüne yerleştirmenizi istiyorum. Ve orada yavaş yavaş döndüğünü görün. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yüksek şuuruyla, muazzam enerjisiyle tüm bedeninizin içini dolduruyor. Ve siz artık sadece güneşten ibaretsiniz. Bunu böylece kabul edin. İçinize doğan varlık güneşiyle beraber kendi içinizdeki tüm karanlıkları aydınlattıktan sonra, kendinizle alakalı tüm gerçeklikleri gördükten sonra, kendi alanınızdaki tüm olumsuz enerjileri simya gücüyle dönüştürdükten sonra, güneşinizin enerjisi taşıyor, odanızın içini dolduruyor. Buradan da taşıyor, bulunduğunuz şehrin içini dolduruyor. Buradan da taşıyor, bulunduğunuz ülkenin içini dolduruyor. Buradan da taşıyor, dünyanın içini dolduruyor. Dünyadan da taşıyor, evrenin içini dolduruyor. Ve artık sizden çıkan varlık güneşi tüm alemi ışıl ışıl aydınlatırken tüm karanlıkları dağıtıyor. Artık her biriniz kendi şuurumuzla bu aleme güzellikleri katmaya geldiğimizi hatırlıyoruz. Ve tekrar yoğunlaşarak güneş enerjisi alemlerden dünyaya, dünyadan ülkeye, ülkeden şehre, şehirden eve, bulunduğunuz odaya ve tekrar göbeğinizin üç parmak üstünde küçük bir kavun büyüklüğünde dönmeye devam ediyor. Sevgiyle kabul edin. Üçten geriye doğru saydığımda kendini çok ama çok iyi hissederek gözlerini açmanı istiyorum. Niyetine odaklan. Niyetine odaklanarak üçten geriye doğru saydığımda tam bir dediğimde bu muazzam yenilenen enerjinle bizlere merhaba de. Üç, kendini çok ama çok iyi hissediyorsun. İki, gözünü kapattığın önceki haline yavaş yavaş geliyorsun. Bir, yükselen şuurunla, arınmış kalbinle, genişlemiş ruhunla, idrakinle, bilincinle, gözlerini sevgiyle açabilirsin. Evet, katkısı sonsuz ve sınırsız olsun inşallah. Vay canına. Muhteşemdi, muhteşemdi. Muhteşemdi. Ben de kendimi kaybederek yaptım. Müthişti. İnşallah İnanılmazdı. her birimize. Varlığına şükran, varlığına Güzel şükran. böyle. Ben de yazacağım sana neyle gittiğimi ve neyle girdiğimi. Çok teşekkür ederim. Rica İnanılmaz güzel, inanılmaz güzeldi. Muhteşem eğitimleri var. Muhteşem yani eksik olmayayım. inşallah ben de niyet ettim. İnşallah. Misal alem eğitimlerine geleceğim ama iş yoğunluğundan ilk Evet işte biliyorum. Çok açtığımız günden beri farkındayım. Niyetindeyim. İnşallah en kısa zamanda geleceğim. Evet sevgili canlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu gönderin, buraya kaydedeceğim. Dostlarınıza gönderin. YouTube kanalında olur birkaç gün içinde, bir hafta içinde. Onu da paylaşın dostlarınızla sevgili canlar. Evet sevgili Ayşegül Can. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. En güzel aslında meditasyonun ötesinde bir şeydi. Meditasyon bile diyemiyorum. Çok güzeldi.
Ağzına sağlık, ben yüreğine sağlık, varlığına şükran. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiğiniz için, yine güzel enerjinizi açtığınız, kucakladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar izleyen tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydılar. Beni yalnız bırakmadılar. Her daim çoğaltıyorlar. Umarım bizler de onları bir nebze olsun çoğalttıysak ne mutlu bizlere. Çok teşekkürler. Güzel akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere. Canlarım, Allah'a emanetsiniz. Evet. Görüşmek üzere.